NBA sonunda döndük, dinlendik, hazırlandık, özledik ve döndük. Gerçekten geçen sezonun arası çok kısaydı. Ondan sonra üzerine gelen sezon çok yoğundu. playoff dönemi özellikle canlı yayınlarla beraber bayağı yoğun bir e, periyot geçirmiştim. Siz de öyledir öylesinizdir umarım. Bayağı yoğun geçmişti geçen sezon. Kavgası, gürültüsü, şampiyonu derken e, asla hiç dinlememiştik ve bayağı böyle artık e, final maçı bitti videoya attım, düğmeye bastım ve herhalde yaklaşık 3 ay sonra falan tekrar <laughs> her şeye her şeye bakmaya, her şeye yeniden hazırlanmaya döndüm. Ya, tabii ki gündemi takip ettik, e, gelişmeleri takip ettik ama e, gerçekten bu aralık çok iyi geldi. NBA'yi özlediğimi hissediyorum. Umarım siz de öylesinizdir. Özlemişsinizdir. ve bu özlemle beraber güzel, bomba gibi bir sezonda geçiririz diye bekliyorum. Tabii bu sezona girerken yine rahat rahat giremiyoruz. E, aşı karşıtlarıyla gireceğiz. Bu konuda biraz söyleyeceğim. Ee, tabii sezonun e, bu ilk videosu, ne yapacağımızı önce bir açıklayayım. Sonra e, aşı karşıtları, aşı durumu ve NBA'in politikası, oyuncuların politikası ile ilgili söylenmeye geçeyim. Şimdi bu videoda ben oturup e, geçen sene de böyle yapmıştım zaten. Bütün işte konferansları, bütün e, takımları tek 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 konuşmayacağım. Yani zaten sezonda bile. Kimsenin oturup da o Orlando Magic ne yapacak acaba bu sezon diye düşündüğünü şimdi birbirimizi kandırmayalım. Böyle bir şey olmuyor. O yüzden oturup tek 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 takımları konuşmayacağım. Hatta bütün takımların e, yaptığı takaslara, transferlere, işte ne bileyim e, free agent'lere vesaire de e, değinmeyeceğim. Belirli seçtiğim takımlar var. Özellikle of-season hareketleri e, kritik olan, önemli olan, e, iyi ya da zayıf olan takımlar var. Bunlara özellikle değinmeye çalışacağım. Oradan da zaten sezon başladıktan sonra yine haftalık gündem videoları geldikçe hem orada seçtiğimiz takımlar ve konuşacağımız için zaten orada tekrar detaylıca gireceğiz. E, diğer daha az konuşacağımız ya da sezon içinde ara sıra değineceğimiz takımlarda yine o videolarda detaylıca konuşacağız. O yüzden bu videoda oturup da konferans konferans takım takım bir şey beklemeyin. Bunu vaat etmiyorum şimdiden söyleyeyim. Geçen sezon olduğu gibi Takımların hareketleri üzerinden seçtiğim göze batan hareketler, e, göze batan takımlar, belli oyuncular vesaire derken ilk e, sezonun ilk videosunu tamamlayacağım. Ama tabii işte bu videoya başlamadan önce dediğim gibi önce şu aşı karşıtı konusunda bir konuşmamız lazım. Hatırlarsınız bu ilk e, Covid patladığında Amerika'da bir basın toplantısı sırasında Rudy Gober'in hareketleri inanılmaz tepki çekmişti. Biraz da böyle şakayla karışık Ehe, bakın ortamı da ısıtıyorum. Bakın mikrofonlara dokunuyorum. Hiçbir şey olmuyor. E, Olmayor tarzı takılmıştı ve inanılmaz tepki çekmişti. Herkes e, takım arkadaşları, diğer takım oyuncuları, basın, kendi ülkesi vesaire herkes çok sert davranmıştı Gober'e ve e, haklılardı da. Yani ben en azından, ben biraz daha hani, e, şeyi anlayabilmiştim. Orada biraz da o gerginlikle, stresle yapılan da biraz böyle çocukça bir tavır olduğu anlaşılıyordu ama yine de tepki çekmesi normal çünkü çok ciddi bir salgın sürecinden geçirdi, pandemi sürecinden geçirdi. İnsanlar benim çevremde de dahil yakın akrabalarını kaybettiler, dostlarını kaybettiler. Çok sıkıntılı, evlere kapandığımız ve gerçekten sıkıntıdan psikolojik olarak da çok zorlandığımız bir dönem geçirdik. Hatta tam da geçmedi daha da artık aşılanmayla beraber birçok ülke %50'nin üzerindeki aşılamaları tamamlayarak en azından belli bir seviyeye geldi ve normal düzene dönmeye başladık. Tabi burada NBA konumuz olduğu için Amerika tarafından gireceğiz. Amerika'da Amerika'da ise durum sporcular üzerinde özellikle bizim konumuz olan NBA üzerinde biraz karıştı. Evet çok ciddi bir aşı yüzdesi var. Özellikle bu sezon ki yeni oyuncular birliği başkanı işte CJ McCollum orada bir CEO değişikliği de oldu bu arada. Yani bir genel müdür değişikliği de oldu oyuncu birliğinde. Oyuncular tarafında da başkan CJ McCollum oldu. O da biraz daha böyle pozitif olan yönü işte %90 aşılanmamız var. Geri kalan içinde lütfen baskı yapmayın. İşte şöyledir böyledir diye ehere mehere gev, gev yaptılar. Aynı zamanda işte yine ligin muhtarı olan liderimiz LeBron James de aynı şekilde ya tabii baskı yapmamak lazım. İşte onun dışında Draymond Green ee, tişört giyip çıkmasına rağmen ya aşı olmazsanız bana ne siz ölürsünüz tarzı bir tişörtle çıkmasına rağmen iki gün sonra ya baskı yapmayınca bu da onların kararı falan gibi bir şey getirdi. Ve birçok oyuncunun hatta birçok değil bütün oyuncuların bu tarz açıklama özellikle aktif oyuncuların baskı yapmayın işte olabilir onun kişisel kararıdır saygı göstermek lazım tırnak içerisinde böyle bir tavırla karşılandı eski oyunculardan biraz daha tepki geldi basından biraz daha tepki geldi özellikle Kerim Abdülcabbar baya sert konuştu Lebron James üzerinde de yani bir oyuncunun burada öncü olarak bu konuya değinmemesi ki her konuda aslında ben oyuncuların konuşması taraftarıyım. Yani bu konuda kesinlikle Kerim Jabbar da haklı. Her konuda konuşması gerekirken, Me MeToo konusunda, ırkçılık konusunda, başka daha sosyal konularda, siyasi konularda öne çıkıp konuşmak, buna liderlik etmek baskı olmuyorken ...çok kritik insanların öldüğü artık hani bakın bu işin şakası yok... ...öldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Biraz böyle pasif kalmak gerçekten çok üzücü, çok sinir bozucu olmaya başladı. Çünkü hani Kyrie Irving şu anda bu aşı karşıtlığının öncüsü gibi gözükse de... ...onun yanında da Brad Bill da var. Evet o Kyrie kadar bağırıp çağırmıyor şu an ama Brad Bill'in de tavrı gerçekten çok rezil. Basın e, toplantısını izlerseniz özellikle aşı, neden aşı olmadığını söylediği basın toplantısında ne olacak aşı olunca da hastanın özleyip e, yoluna devam etmeye çalış çalışıyor. Çok çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Yani sen aşı olmadığında, aşı olduğunda hastalığı kaptığında neler olduğunu, aşı olmadan hastalığı kaptığında neler olduğunu öğrenmeniz 5 dakika sürer. Yani gerçekten iyi doktorların e, bu konuda resmi bilimsel araştırmanın olduğu sitelerin ki zaten bu, bu oyuncuların ana dili İngilizce olur gibi bir ihtimal de yok. Bakmaları, çevresinde varsa gerçekten e, doktoru, e, iyi bir danışmanı vesaire bunlara danışmaları çok yeterli olacaktır. Ama belli ki buradaki iş biraz daha böyle e, kamuoyundan da gelen, kamuoyundan kastım biraz daha böyle yakın çevrelerinden gelen, ait oldukları, yakın oldukları komünitelerden gelen bir gazla da böyle bir e, öncülük bakın biz de aşı olmuyoruz burada bir sorunlar var. Aşı karşıtı değiliz. Ama bakın insanlar işte işlerini kaybediyorlar. İnsanlar bu yüzden işte e, okullara gidemiyor insanlar bu yüzden e, baskı altındalar gibi böyle bir e, bir kamuoyu desteği alıp onun üzerine gidip onu da pardon onun arkalarını alıp böyle bir güç böyle bir öncülük savaşı içine girdiler gerçekten çok tuhaf. Yani burada bu, bu anlaşılmayacak, anlaşılmayan konu nedir? Ben kesinlikle çözemiyorum. aşı olmazsanız çok daha riskli bir durumdasınız. Ölüme kadar gidecek riskler sizi bekliyor. Aşı olursanız yani etki konusu tartışılıyor hala. Bununla ilgili bütün dokümanlar ortaya çıktı, bütün araştırmalar yapıldı. Hala ortaya atılmış yok, fazı bitmedi, kazı bitmedi, konuları geride kaldı, hepsi bitti. Yani zaten takip edenler bunları biliyorlar, etmeyenler hala 8 ay öncesinin bilgileriyle yaşıyor ya da 12 ay öncesinin bilgileriyle yaşıyor. Onun üzerine çıkıp e, Kairi'de işte araştırmanızı yapın tabii falan gibi bomboş laflar ediyor. Yani gerçekten çok yorucu. Ben mesela Kyrie Anthony Towns olsam ve Kyrie Irving ile bu sezon karşı karşıya gelecek olsam bir maçta ki gelecek. Benim de sonunda gelecek. Lafımı esir yemezdim. Yani annesini kaybeden biri olarak gerçekten lafımı esir yemezdim. Kyrie Anthony Towns'un yerinde olsam. İnsanlar işlerini kaybediyor evet ama insanlar yakınlarını kaybediyor, hayatlarını kaybediyor. Bunun işte çişle kıyaslanacak bir tarafı yok. Ee, ve yani iş gerçekten absürt yerlere gitmeye başladı. Yani Stephen Marbury çıktı diyor ki Kyrie Irving'e Muhammed, Muhammed Ali, görse seninle gurur duyardı. Ya Muhammed Ali hemen altına zaten geldiler. 70'lerde 60'larda Muhammed Ali e, aşı, aşılanmaya yönelik reklamlarda oynadı diye. Yani <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya yani, Muhammed Ali böyle bir şey. Muhammed Ali sana muhtemelen ne derdi biliyor musun Kyrie Irving? Muhtemelen evet bravo beyinsiz çok akıllısın. Şimdi git e, sen aşı karşıtı olduğun için yanında durduğun ya da sana destek veren aşırı sağcı ırkçılarla beraber takıl git muhabbet et onlarla Vietnam günlerinizi yad edersiniz gibi bir cümle kurardı muhtemelen. Çok çok üzücü duruma gelmeye başladı. Bir yandan siyasetçiler tabii işte demin dediğim gibi Kyrie destek veriyoruz diyor F Fox kaynaklı biraz daha Trump taraftarı destekçiler. İşte ya 90'larda Magic Johnson HIV virüsüyle oynadı şimdi Kyrie'ye yapılana bak. Ya aynı şey mi? Gerçekten mi bunu düşünüyorsunuz? Ya aynı şey olabilir mi bu? Böyle bir mantık çalışıyor olabilir mi? Neyse günün sonunda eee NBA burada ciddi kararlar aldı. Onu söylemek lazım. Yani eğer aşısızsanız gittiğiniz e, şehirde eğer aşı kısıtı yoksa mesela Toronto'ya gittiniz. Toronto'da eğer oyuncunuzun aşısız olduğunu bildirmezseniz ve oyuncunuz bu bildirimi yapmadan aşısız olduğu belli olduğu bir şekilde çıkıp dışarıda ...bara, kafeye, çay içmeye, çorba içmeye giderse, bir strip clubda görülürse ciddi hapis cezası ve para cezaları onu bekleyecek. Muhtemelen başka şehirlerde ki işte zaten New York'ta ciddi bir kısıtlama var, hiç sahaya çıkamayacaklar. San Francisco'da da var aynı durum. Toronto'da da böyle bir şey var. Diğer eyaletlerde, şehirlerde benzer kısıtlamalar gelecek muhtemelen sezon içerisinde. NBA'nin zaten standart getirdiği deplasmana gittiğinizde otelden çıkamıyorsunuz, eğlenmeye gidemiyorsunuz, sadece takım aktivitelerine katılabiliyorsunuz. Takımları yine kendi içerisinde koyduğu belli kısıtlar var, oyuncuların idman kısıtı vesaire gibi ya da takımla yakınlaşma gibi. Bu kısıtların arasında zaten işte Bradley Beal, Kyrie Irving, işte Jonathan Isaac, Wiggins de bunda öncüydü ama 9 milyon dolar kaybedeceğini görünce her şey bir kenara atıp aşısına oldu. Yani ciddi anlamda şu an e, tepede kalan oyuncular Isaac, Bill ve Kyrie Irving. Tabii tek tük bu arada olmayan daha alt seviye oyuncular da var. E, hepsine tek tek girmeyeceğim. Adlarını da çok anmak istemiyorum. Zaten zamanla onlar da aşılanacak bence. E, başka da şansları yok. Ha bir de duyurulmayanlar var işte. Mesela Boston'da, Milwaukee'de aşı olmadığı söylenen oyuncular var. E, bunların kim olduğu da açıklanmadı. En son Marcus Smart'la ilgili bir sorun yaşandı. E, o aşıyla ilgili bilmiyorum ama ya bir yerden bir kokusu çıkacak sezon ilerlerken. Yani bazı oyuncular maç kaçırır zaman bir bakacağız. Lan aşı, o da maç olmamış falan diyeceğiz diye bekliyorum. bunları da yaşayacağız. Yani gerçekten son olarak şunu söyleyeceğim bu aşı karşıtlığı ile ilgili. Yani belli konularda önce olmak kesinlikle doğru. Ya yani burada bir ses ses kesmek, söz kesmek kesinlikle muhafazakarlığın bir parçası. Kesinlikle sansürün bir parçası. Yani hiçbir oyuncuya çıkıp da sen konuşma, siyaset konuşma, ırkçılık hakkında konuşma demek lazım. Ama işte bunu yapıyorsanız, bu konularda konuşuyorsanız, öncüyseniz, influence ediyorsanız tutarlı olmanız lazım. Yani işte ırkçılığa karşı durayım ama Me yok abi. Orada o kadınlarda gev gev yapayım ya da gideyim aşı karşıtı olayım. Böyle olmaz. Yani buradaki sosyal adalet, ezilen grup kimse, dışlanan grup kimse, saygı görmeyen, hayatından olan, mutluluğundan olan, haklarından olan grup kimse, taciz edilen kimse onunla da, onun da yanında olmalısın, onunla da olmalısın ve tutarlı kalmalısın. Yani gerçekten hani, söyleyecek hiçbir şey yok. Aynı zamanda hani Kari'nin şu çarpık lafına da bir son bir değineceğim. İşte insanlar işlerini kaybediyor. Ne güzel. Yani Kaybetsinler çünkü o minnoş beyaz yakalılarını kaybettiği o büyük büyük şirketler şu an bütün... Büyük şirketler işte Netflix, Amazon, Apple falan ciddi aşırı kısıtlamaları getiriyorlar. Beyaz yakalı pamuk... E, koltuklarında yaşadıkları işleri kaybetsinler. Covid süresince çalışan... Zorunlu olarak testlere sokulan... Sonra aşı olmak için e, e, belki aşı imkanı bulamayan hatta bu Avrupa dünyanın birçok yerinde... Büyük bir, bir sürü işçi, kargocular... Büyük işte depo çalışanları, ya yani günlük operasyonun sürmesi için, günlük hayatın sürmesi için bütün iş kollarında çalışanlar ne yapacak? Onlar öpe, öpe, seve, seve hayatlarına devam etmek zorunda kaldılar. Herkes evlerinde otururken. Yani işte bu tutarlılığı yakalayamayacaksanız da konuşmayın. Gerçekten. Kyle Irving sen, yani sonra hemen çıkıyor ya. Evet, okey gerçekten komünitesine çok katkısı var ben şuna yardım ettim. Çocuklara işte Christmas Day hediye aldım. Çok iyi abi. Ali Ağlı da yapıyor onları. Yapıp yapmadığı da belli değil ama o da yapıyor baktığında. Çok bir farkınız yok yani gözümde. Neyse özetle bu aşı karşıtı işi bu sezonun e, girişinde baş ağrıttı. Umarım sezonda ağrıtmaz. Yani şunu hayal şimdi sezon olduğu için birazcık böyle bir eraksızlık var. Ama takımlar iş ciddiye bindiğinde, play'in geldiğinde, play-off'lar geldiğinde, bir deplasmana gidip de aşı olmadığı için oynayamayacak. O yüzden de takım kaybedecek duruma gelirse o zaman takım içi çatırdamaları da bence güzel güzel yaşayacağız göreceğiz. Yani ben orada çıkacağım ter akıtacağım. Ee, çok kritik seri 3-3'e gelmiş. Paşa olmadığı için maça çıkmayacak. Biz eleneceğiz. Muhtemelen ben oyuncu olsam sinir krizi geçiririm. Ee, umarım geçirirler. Deyip bu konuyu kapatıyorum şimdilik. sezon içinde umarım umarım demeyeyim de mutlaka açılacak bu konu. Kaçamayacağız ama şimdilik böyle. Yine videoya geçmeden kısa bir bir şeye daha değineceğim. İki kural değişikliğimiz var. Bunlar da çok önemli. Takımlara geçmeden önce. Birincisi artık şu tarihindeki faallere bir kısıtlama getirildi. Yani şutunuzu faal almak için absürt bir hale sokuyorsanız yani sizin e, natural yani doğal pozisyonunuzdan çıkartacak bir hamle yapıyorsanız işte öne atılma, bacağınızı çıkarma, yana zıplama. Yani şut atarken normal halinizden çıkıp sutu, şutunuzu zorlaştıracak, şut atmanızı, şut yüzlerinizi etkileyecek, e, doğal pozisyonunu bozacak ama faal almanızı sağlayacak hareketler yaparsanız hakemler artık bunları çalmayacak hatta bazı pozisyonlarda hücum faale kadar gidecekler. İkinci kural değişikliği de artık e, maçların son bölümünde, çeyreklerin son bölümünde, maçın son bölümündeki hakemlerin dışarı çıkan toplarda otomatik olarak karar vermek için kararsız kaldıklarını tabii. Oyunu durdurmaları da bitti. Hakemler artık bunları durdurmayacaklar. Sadece başka kritik pozisyonlar, anlaşamadıkları pozisyonlar olsa oyun duracak yine ama dışarı çıkan toplarda durmayacak. Bu da e, hake, pardon koçların itiraz hakkına eklendi. Yani artık koçlar da bu süreçte bütün maç boyunca tabi yine bir hakları var. Artık hani bu bir hakkı kullanmak çok kritik hale geldi. Yani maçın öyle bir anında topun kimden çıktığının kritik olduğu bir anda itiraz hakkınız olmazsa gereksiz bir şey harcadıysanız geçmiş olsun. Bu da biraz oyun hareketlendirecektir bence. Geçen sene özellikle playoff'larda da çok duruyordu oyun. Devamlı kavga gürültü çıkıyordu. Seyirci de sıkılıyordu. Ben de canlı yorumlarda baygınlık geçiriyordum artık. Siz de izlerken muhtemelen baygınlık geçiriyordunuz. Bundan da kurtulacağız gibi ama bakalım. Bu iki kural değişikliği bu sezon için önemli olacak." deyip takımlara geçelim. Doğudan başlayacağız. Burada hatta Brooklyn Nets konuştuk. Brooklyn Nets'i e, hazır konuşmuşken ondan başlayalım. Şimdi Kyrie Irving'i kaybettiler. Yani Kyrie Irving aşı, şimdilik kaybettiler. Aşı olana kadar ...hiçbir şekilde takımda çalışmayacak. Çünkü Stinleş, ekip, diğer oyuncular ki işte James Harden ve Durant da bu toplantıda var. Zaten takım sahibinden gelen de bir durum var burada. Yani zaten ben de ilk dışarıdan baktığımda bir koç olarak şunu düşünmüştüm. Ya bir oyuncu nasıl part time olur? İdman'ı gelse sıkıntı, gelmese sıkıntı. Deplasmana götüremeyeceğim. Pardon, iç saha maçlarını oynatamayacağım. Bir iki deplasmana da oynayamayacak. Nasıl olacak? Yani bir maç var, üç maç içeride dönük yok. Sonra hop geri geldi. Yani takım kimyası yaratmak, takımın o e, oyun ritmini oluşturmak imkansız. O yüzden de Stinnes e, ve bütün ekip yediler ki oynayamazsın. Şimdi herkes emekli mi olacak, takas mı olacak diye düşünüyoruz. Ciddi takas teklifleri de dönmeye başlamış. Benim beklentim takas olacağı yönünde ama e, bir ihtimal ki bence Brooklyn Nesil için büyük fırsat. Hemen takas etsinler ne alacak ne verecek hiç düşünmesinler. Zaten şu anda işte eklenen oyuncu Mark Marcus Deandre Bambi, James Johnson, Patty Mills ve Paul Millsap beraber aslında sezonu geçirecek. Playoff'ta da kenardan iyi backup yapacak bir yapı oluşturdular. Harden sağlıklı kalır, Durant sağlıklı kalırsa zaten bu takım ne yapacağı belli. Yani ben Kyrie Durant ikilisi varken Brooklyn için geçen sezon çok olumsuz konuşmuştum. Harden geldikten sonra işlerin nasıl değiştiğini, bütün oyuncuların e, takımın bir parçası olarak kendini hissetmeye başladım Oyuna girdiğini zaten çok konuşmuştuk. E, bu da bu sezon Harden Durant ikilisi çok daha iyi çalışacaktır. O yüzden Kyrie hiç ihtiyaçları yok. G gelen parçalarla da dediğim gibi özellikle e, sezon içi backup'ı çok iyi olacak. Bence sezonu çok rahat götürüp tepede de bitirme ihtimalleri zaten en yüksek takım. Eğer sakatlık vesaire olmazsa ki Harden'la Durant'ın da ben Içeride, yani sezon içerisinde çok daha yüksek uyum yakalayacağını da eminim. Ki geçen sezon aslında çok da aşırı beraber oynayamadılar. Harden geldi, Durant yoktu, Durant geldi, Harden sakatlandı. Playoff'larda da Harden tekrar sakatlanınca işler biraz karışmıştı onlar için. Bu sezon daha da uyumlu hale gelecekler. Eğer playoff'lara kadar o uyum artar, bütün bu backup parçalar kenardan gelecek parçalarda oturursa zaten Brooklyn için çok bomba bir sezon ee, onları bekliyor diyebilirim. Onun dışında hani Brooklyn'le ilgili ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Buradan Philadelphia'ya geçeceğim. Philadelphia'da işler karışık. <laughs> Philadelphia'da da tabii ki Ben Simmons var. Sanırım Ben, ben Simmons da e, en son aşısız durumdaydı. Kendisi Philadelphia'ya döndüğünde e, karantina ve test sürecine girdi. E, bravo ne diyeyim yani <laughs> diyecek hiçbir şeyim yok Ben Simmons'la ilgili. Umarım e, dolandırıcı Ben geçen sene de bunu söylemiştik, ufak ufak basketboldan dışlanır. E, hiçbir şey yapmamaya devam edecekse de gitsin ötede yapmasın. Philadelphia'ya vereceği bence hiçbir şey yok ama artık marketi de olmadığı için e, Rich Paul da onun takıma dönmesi gerektiğini söyledi. Mecburen döndü. Şu anda bütün e, Philadelphia oyuncular bence şöyle bakıyorlar baba işini yapsın yapacağı varsa da gitsin yapsın yoksa gitsin otursun yani çok da muhatap olacaklarını sanmıyorum köprüler atıldı işte böyle bir durumda Dark Rivers'ın içi çok zor yani Dark Rivers birazcık bence kendine de kızıyor yani geçen sene açıklamayı yapmamıyordum işte o, o playoff'un en kritik anında Atlanta'ya karşı pozisyonu bitirmek yerine pas verdiği için e, Ben Simmons. bunda buna kızmıştı e, haklıydı da ben olsam e, takımda görmek istemiyorum derdim böyle bir oyuncu ben çünkü o pozisyonu bu kadar olaydan sonra ben Ben Simmons'ın bilerek yaptığını düşünüyorum artık. Ya yani bu, bu artı şey falan değil özgüven eksikliği birazcık şöyle biraz böyle annesi dövmüş babası kötü de hiç öyle bir şey değil. Evet mental çok ciddi sorunları var. Şu tatmak dışında da bence çok ciddi sorunları var. Kendisiyle ilgili kafa yapısıyla ilgili hata yapmayla ilgili çok ciddi hata yapma korkusuyla ilgili hatta çok ciddi sorunları var ama oradaki hareketi kesinlikle bilinçliydi. Çünkü bu kadar ciddi sıkıntılar yaşayan oyuncunun bunları bastırmak için e, Philadelphia'dan gidip benim çevreme hücum kuracaksınız diye diyecek kadar bilinçsiz, şuursuz olmasının başka bir açıklaması yok. O kadar e, ciddi bir e, psikolojik, egosal bir sorunda yaşıyor e, belli ki Ben Simmons. O yüzden Philadelphia'nın asıl sorunu Ben Simmons geldiğinde eğer takas edemezlerse bir süre daha. Yani muhtemelen sezon için olacak bu takaslar ama Artık ellerine ne gelirse. Çünkü biraz da Moyle de inat etti orada. Yani tamam ya istediğimi alamazsam da sürünsün modundalar biraz. Ama bu takıma da zarar verebilir. Ha Dark Rivers ne yapar? Kenara oturtur. En yani fazla. O gün oynatmaz. Ne bileyim. Bunlar olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Ki onun dışında zaten hani Philadelphia ciddi bir ekleme de yapmadı. Yani Drummond geldi ama Drummond'un da artık konuşacağımız bir yanı yok. Ha, yani sezonda iş görür. Rotasyonda faydası olur ama onun dışında geçen seneyi koruyorlar. Geçen seneyi korurken işte burada Maxi gibi, Milton gibi, Furkan gibi hatta Furkan da bu sene yazık maçlarında birazcık kısa pozisyonda denediler. top, oyunu yönlendirecek alanda, rolde denediler. Tabi sezonda bunu idare edebilir. Playoff'ta imkansıza yakın şu an. Playoff'ta böyle bir rol alacağını zannetmiyorum ama sezonda belli anlarda, belli maçlarda bu rolü alabilir. Diğer kısalarla beraber de bu işi götürürler. Önemli olan burada Tobias Harris ve özellikle Embiid'in oyuna yön verecek kafa yapısına iyi geçmeleri lazım. Onların artık biraz daha hani kısalar daha delici rolleriyle sahadayken onların oyunu hem dıştan içe hem içten dışa yönlendirecek. Özellikle topsuz oyunları besleyecek, şutörleri besleyecek bir kafa yapısına girmeleri gerekiyor bu sene için. Ee, bir diyeceğim de Dark ile ilgili geçen sene çok inat etmişti rotasyonla ilgili özellikle playoff'larda çok canı yandı bundan Embiid'in üzerine çok yük bindi bundan da e, bu sene biraz kurtulması lazım çok daha dikkatli rotasyon sürelerini planlaması gerekiyor Dark Rivers'ın buradan e, Milwaukee Bucks'a geçeceğim Milwaukee Bucks'la ilgili e, kafama takılan tek konu PJ Tucker PJ Tucker'ın açıklaması şuydu yani anlaşamadık. Biraz böyle aynı sayfada değildik. Bazen farklı şeyler, farklı istekler olur insanların falan gibi bir açıklama yaptı. Ve Miami'ye gitti. Olabilir. Takır da istemiş olabilir bu arada. Ama ben Bucks yöneticisi GM olsam Takır'ı her durumda tutardım. Çünkü Milwaukee Bucks geçen sene şampiyonluğa giderken ki evet hani şunu da söylemek lazım. Ben şampiyon hak edildiğine %100 inanıyorum. Ama evet bu yoldaki taşlar birazcık azaldı. Yani sakatlardan dolayı. Ama ne olursa olsun burada da en büyük savunma paylarından biri P.J. Tucker'ın Boy Portis'in ekstra ekstra performansıydı. E, Brook Lopez'in bile hani o kötü anlardan çıkıp ekstra performans vermesiydi. Bu ekstralar her zaman olmaz. Ya Takırınız yoksa bu her zaman olmaz. Ha burada ne oldu? İşte Ojale gibi biraz daha George Hill gibi hani kenardan gelip e, Grayson Allen gibi savunmaya kısa e, 1-2-3 hattında destek verebilecek belki biraz daha dörde kadar destek verebilecek oyuncular eklediler. Ronald gibi sakatlık sakatlıklar sakatlıklarla yaşayan bir oyuncuyu da koydular buraya ama bir takır gibi oyunu sertleştirecek genel olarak savunma hattını bir karşınıza Durant geldiğinde ne yapacağınıza karar verecek bir oyuncu artık ellerinde yok. Yani günün sonunda şuna geliyoruz. Biz şimdi sezon öncesini konuşuyoruz ama yani bu takımlar sezonu planlamıyorlar sadece. Bu takımlar aslında playoff'ta potansiyel olarak eşleşebilecekleri bütün matchup'lara uygun hale gelmeye çalışıyor. Ha, bu sezon ortasından itibaren de olabilir. Geçen sene de gördük bunları. İşte Lakers bu sene aldı. Takır geldi. Öbürü başka birini alır. Bir oyuncu birisiyle anlaşamaz. Sezon içi bir kavga çıkar. Yine bu takaslar olur. Bucks da böyle birini bulabilir. Ama böyle biri az kaldı artık. O yüzden hani karşınıza Durant yarın ne yapacaksınız? Karşınıza Davis geldi ne yapacaksınız? Ee, ya da işte Utah Gober'de çok ısrarcıydı. Bu sene işte oraya Pascal'ı ekledi. Sezon azlık maçlarında onu kısa rotasyonun uzunu olarak kullandılar. E şimdi bunları e, o, hemen uyananlar e, katkı yapacak oyuncuları alıyorlar ama Gober'de etmenin anlamsız olduğunu artık playoff'un dibine geldiğimizde ısrardan kastım e, rakibin kısa rotasyonu karşısında anlamsız olduğunu gören takım ona göre hamle yaparken Milwaukee burada bence biraz geride kaldı. Umarım bunun sorunu yaşamazlar ee, ve üst üste tekrar yani şampiyon olabilirler mi bilemiyorum ama en azından e, doğu finalini görmek istiyorlarsa takırı kaybetmeleri bence çok kritik oldu. Eee tarzı bir adam burada ne kadar fayda sağlar? Hiçbir fikrim yok. Sezonda göreceğiz. Onun dışında Bucks'la ilgili söyleyeceğim ekstra bir şey. Şu anda yok. Miami'ye geliyoruz. Miami, Miami'de işler değişti. Özellikle Butler'ın geçen sene yumuşak olmaktan, geçen sene sezonda çok sakin kalmaktan mutsuz olduğu Miami'de değişiklikler oldu. PJ Tucker geldi. Markif Morris geldi. Hani Markif Morris'in süresi tabii ki tartışılır ama playofflar geldiğinde sertlik katabilecek bir oyuncu. Ve Kyle Lowry geldi en önemlisi. Lowry son dönemlerini yaşarken NBA'de Özellikle hem savunma sertliği hem sezon içerisinde e, hem yarı sahada hem açık sahada o takımın üzerindeki e, ölü toprağına atacak klişe tabiriyle oyuncu olabilir. Çünkü Butler'ın e, biraz daha böyle sezon içinde sakatlıklarla ya da form tutamadığı anlarda vakit kaybından dolayı sıralamada çok aşağıda kalmıştı Miami. Ve playoff'a girerken zorlandılar ve bu sene Miami pardon Milwaukee Bucks karşısında istediklerini alamadılar. Geçen sene gibi olmadı işler olmayacağı da belliydi aşağı yukarı. Bu sene o yüzden Nandan çıktılar. İşte Dragic gitti, Bielisa e gitti, Erayza e gitti. Açıvayı bile gözden çıkardılar. Onun yerine Lavri, ve Lavri gibi ek yaptılar. Takır ve Markif Morris'te de sertliği kazandırdılar. Özellikle savunma tarafında işte Miami doğuda potansiyel bir final eşleşmesi yaşadığında Brooklyn'in karşısında daha fazla durabilecek durumda şu anda diğer takımlara göre özellikle de kendi parçalarına baktığımızda ama burada sorun şu sezon nasıl geçecek yani daha yaşlı oyuncular yani Lakers'a kızıyoruz çok yaşlı oyuncularla mi? Miami de yaşlı oyuncularla oynuyor yani dinlenme rotasyon durumu form tutma bunlar Miami'nin bu seneki sıralaması çok kritik bence en büyük sorunları bu olacak sıralamada ne kadar üstte kalabilecekler İşte Brooklyn, Bucks, Boston Philadelphia, yani ilk 4'ün arasında kalabilecekler mi? Yoksa yine 5'lere 6'lara mı düşecekler? Bu onlar için bence çok 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 önemli olacak. Ki bu sene ben ne kadar şu an güvenmesem de aşağıdan gecik bir Chicago Bulls var. Yine ne yapacağı belli olmayan sonunda koç değişikliği de yapmış bir Washington Wizards var. New York keza yine tepelerde kalabilir hiç belli olmaz. Hani bu sene ben biraz düşeceklerini düşünüyorum ama. işleri gerçekten çok karışık. İlk 6'ya atamadıkları durumlarda... Kendini zaten play'inde bulacaklar. Geçen sene bunu da gördük. Play'ine kalmak özellikle 8. sıradan ne kadar iyi bir takım olursanız olun sakatlıklarla da aşağıda kaldıysanız oyuncağınız geç iyileşiyor, form tutamıyor bir de üstüne play'inde yoruluyorsunuz geçmiş olsun. Yani playoff başlangıcı sizin için kabusa dönüyor. Miami için de bu sezon bu tehlike yine olabilir. Çok dikkat etmeleri lazım. Sağlıklı kalmaları bu yaşlı oyuncuları sezon içerisinde iyi bir rotasyona sokmaları gerekiyor. Burada da zaten önemli olan işte diğer oyunculardan ne performans alacaklar. Yani bu sene Hero geçen seneki gibi hayal kırıklığı mı olacak? Duncan Robinson istikrarsız mı kalacak? Yani burada işte Bema geçen sezon o beklediğimiz biraz daha hücumda daha çok katkı. Yani ben Bema Debayo'nun playoff savunması ve playoff şampiyona gidecek rolda çok değerli bir oyuncu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama sezonda hücumu hücum katkısını idare edip takımı yukarı tutacak bir oyuncu henüz olamadı. Şimdi Butler olmadığında şimdi elimizde Lowry var. Ama Lowry de yaşı itibariyle istikrarsız dönemler yaşayacaktır. O yüzden hani bir de sakatlık yaşarsa çok tehlikeli. O yüzden onu da dikkatli kullanmak lazım. Oladipo zaten ortada yok. Yani hala net bir dönüş tarihi yok. O yüzden Miami'nin çok 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 dikkatli olması lazım sezonda. Miami'ye karşı da takımlar bence özellikle doğu takımları Miami maçlarını kazanmaya oynarlar. Çünkü onları yıpratmak, onları üst üste yormak doğuda her takım için de avantajlı olacak. Evet, bastında devam edelim. Bastında esas değişiklik takım içindeki oyunculardan çok yönetim tarafında oldu. Yani yani coaching ve GM tarafında Brett Stevens GM'ye geçti. Deney takımdan ayrıldı da takım başına da Ime Udoka geldi. Sixers'ın eski asistan koçu Udoka aslında bayağı da popülerdi bu free agency piyasasında coaching olarak. Yani Boston'da zaten Stevens'ın geçen sene bu konudan çok bahsettim. Hani takımla arasındaki o oyuncuları sahada yükseltecek yapıdan daha uzak bir durumda olması. Stevens'ın biraz daha böyle evini sevdiğini gösteremeyen babası gibi olması. Biraz takımı düşürüyordu. Aynı zamanda işte leadership konusunda soyunma odasında ciddi bir tartışma vardı. Burada da hani biraz daha takım içinde çözmesini bekleyen bir yapısı var Brad Stevens'ın. Yani coaching tarafı, teknik tarafıyla ya da saygı duyulması tarafıyla ben hiçbir sorun olduğunu zannetmiyorum oyuncuların ama e, sahada kendi istediğini ya da işte kendi istediğiyle oyunun beklentisini, oyuncuların beklentisini yani bu üç parçayı bir araya getirecek motivasyonu da yaratamadı. E bu yüzden de Boston'da dedik yani biz oyuncularla ilişkinde kaybetmeyelim ama takıma da artık Biraz daha böyle onların kültürüne de yakın. Hani bu siyah koç konusunda yine geçmiş videoda konuşmuştuk. Bulabilirsiniz. Ee, takımın kültürüne onlara biraz daha iç içe olacak birine de e, getirelim. Sen GM olarak devam ettiler. O da bunu kabul etti. Ve bence iyi de başladı. Kemba'dan kurtuldu bir kere. Yani Kemba'dan ben kurtulabilecek nasıl kurtuldular diye kara kara düşünüyordum. Burada Al Horford'un kontratı onların işine yaradı. Orford'ı e, geri getirdi takıma. Kemba'dan kurtuldu. Tristan Thompson'dan da çıktılar. Bu iki oyuncudan kurtulmayı oldu. Fournier'de zaten devam edeceklerini ben düşünmüyordum. Onlar da zaten sign-and-trade yaptılar ve Fournier'den de çıktılar. E, takıma gelenler arasında zaten en göze batan oyuncu ise Deniz Schroeder. Yani Schroeder geçen sene Lakers'ın kontratını, 82 milyon dolar kontratını kabul etmedi. Bu hala tartışılıyor çok komik bir durum olarak. Olur yani playoff ki Lakers genel olarak e, büyük e, sıçsa da takım olarak. Biraz burada e, konuş, Schröder'ın üzerine de patladı. Ya yani bir kere zaten orada gözden düştünüz mü? Gidiyorsunuz ki Schröder'ın bence oklaama sonrası 6. adamlıktan ilk 5 oyuncusuna dönmesi çok doğru bir karar değildi. Yani onun biraz da hani takımı takıma ben lokomotif oluyorum gibi bir havaya bürünmesi onun kafa yapısında çabuk dağılan bir oyuncu için hiç doğru değil. Onun daha kısıtlı zamanda ben performans vermeliyim baskısı çok daha işe yarıyor. Yani Shredder'ın böyle bir kafa yapısı var. Umarım Boston'da da ki yani şu an gözüken o hani Boston'da da yani ilk 5 de olabilir ama benim ben olsam onu biraz daha kenardan iyi süre alacak yani 20-25 plus belki hatta zaman zaman 30 dakika alabilecek bir oyuncu olarak düşünürdüm. İlk 5 başlamanın psikolojisi bazen e, bu tarz oyuncuları mentorak güçlü olmayan, sağda kontrolü çabuk kaybeden oyuncuları bozabiliyor. O yüzden Schroeder konusunu çözerlerse ki zaten şimdi Horford da geldi. Hernan Gomez, Josh Richardson gibi eklemeler de yaptılar. ki burada yine kenardan gelecek oyuncular açısından avantajlılar. Birazcık elleri genişledi. Ha burada peki uzun konusunda ne yapabilirler? Yani playoff geldiğinde Robert Williams bekleneni verecek mi? Ya da işte buradaki rotasyonda Al Horford eskisi kadar fayda olabilecek mi? Bunlar çok kritik ama tabii şu avantajları oldu. Ne olursa olsun artık esnekler. Yani Horford'la beraber. Daha esnekler. Ya yani burada belki hatta Hernan Gomez'i bile yer yer kullanabilirler belki ama çok düşük görüyorum şu anda ki Grant Williams'ı burada kullanabilirler. Geçmişlerde yaptılar. Biraz daha playoff geldiğinde kısa, uzun, orta boy <laughs> bu esneklikte kalabilecek bir rotasyonu çıkardı Brest-Stevens. Umarım buradan daha verimli bir takım haline gelecekler ama burada asıl sorun, asıl asıl sorun bence bastığında Koçing dışında Marcus Smart konusu. Marcus Smart'ın ben bu takımın lideriyim konusu anladığım kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla birazcık Jalen Brown, Tatum hatta ikisinin de ne kadar yakın olduğunu çok kestiremiyorum. Hani basına yansıyanlar dışında konuşuyorum tamamen. Kendi sağdaki gördüğüm konu. Böyle bir üç başlı ya da ikiye bir başlı gibi bir durum var. Şimdi burada Horford'un devreye girmesi biraz işe yarayabilir. Kemba buraya hiç giremedi çünkü Kemba hiç e, dahil olamadı. Kayre de zaten olamıştı. E, Smart'ın ben bir noktada takas konusu olabileceğini düşünüyorum ki geçen sene bu masaya gelmişti. E, şimdiki Udoka bu konuda hani sezon öncesi de bir sorun yaşandı. Bir maçlık bir ceza aldı Smart ama içimizde çözdük bir sorun yok dendi. Kapatıldı. Bir noktada e, Jalen Brown, Tatum, Smart üçlüsünün ki Jalen Brown ve Tatum'dan zaten vazgeçme ihtimalleri yok. Yani, Tatum zaten dokunulmaz. Jalen Brown bile belki masaya gelebilir ama Smart'ın bir noktada bu takımla bağını kopabilme ihtimali ufukta gözüküyor gibi. Ee, eğer Smart biraz daha kendini toparlamazsa ve şurada iyi ada iyi entegre olursa bu takıma. Yani gidişat iyi olur. Böyle sezon içindeki takas dönemi geldiğinde tamam abi biz Schroeder'e buralara kadar getirdik. Takıma da uyum sağladı. Beklediğimizi veriyor. Dendiği noktada böyle bir e, değişiklik olabilir gibi hissediyorum ama tabii nette bir şey söyleyemem. Sezonun içinde göreceğiz. Deyip Boston'da geçiyorum. Şimdi burada geldik esas bu sezonun özellikle Doğu'da en eğlenceli olacak takımlarından birine Chicago Bulls'a sayarsanız Chicago Bulls işte vay takastan pardon tre, draft'tan çok iyi oyuncular aldı. işte şöyle oldu böyle oldu derken uzun vadede hem takımın coaching yapısı hem yönetim yapısı hem de seçen oyuncuların aslında beklenildiğini veremeyecek potansiyelde olduğunu fark edilmesiyle işler her sene daha kötüye gitti ve geçen sene Bledanov'un takımın başına geldi. Bledanov'un biraz daha önceki takımın artıklarıyla yola devam etti ama bu sene artık işler değişti. Bledanov'un elinde artık yepyeni bir yapı var. Bu yepyeni yapının içerisinde eskiden kalan bir Zeklavin var. Ama yanına eklenen oyuncular çok çok önemli. İşte Lonzo Ball geldi. Ki Lonzo Ball'ın Bursa gideceğini herhalde birçok kişi düşünmüyordu. Hatta Lakers bile konuşuluyordu. E, Caruso geldi. Demar DeRozan geldi. Demar DeRozan'ın gelmesi zaten e, bence yine bir sürpriz Chicago için. Onun dışında da e, kime eklediler? İşte Derek Jones Jr. eklediler. Tyler Cook eklediler. Tony Bradley eklediler. Stanley Johnson eklediler. Bunlar biraz daha rotasyonun altta kalan parçaları. E, Lori gitti. Satoranski'den çıktılar. Garrett Gerrit Temple yolladılar. Daniel Tice'ı yolladılar. Ki Tice bence kalabilirdi bu takım. Ben yani Tice bu takımın esnek uzunu olarak çok çok da fayda olabilir ama muhtemelen o da kontrat ve cap space konusuna takıldı. Tedis çıktılar. Denzel Valentine'da takımdan ayrıldı. Şimdi kilit isimler arasında tabi DeRozan'ı, Bolu, Lavin'i konuşmak lazım ama ben önce Bilidan'ından girmek istiyorum. Yani biri Donovan'ın bu takımdan sağda ne alacağını beklemekten, görmekten ya da sezon öncesinde konuşmaktan önce şimdi bu oyuncular o kadar farklı oyuncular ki hepsinin farklı istekleri, farklı beklentileri, farklı takımlarda bu farklı beklentileri olmadığı için kopup geldikleri bir ortam var. Ve Billy Donovan geçmiş yıllarında biliyoruz bu farklılığı kafa yapısında işte DeRoz'un oyunla kavga eden bir oyuncu. Lavin ee, ben lider olacağım deyip biraz böyle Kyrie Irving star ama Kyrie Irving kadar e, deli demeyelim ya da aptal demeyelim. Şimdi o kadar delirmedi ama ben liderim gibi böyle bir kendi kendine o ünvanı almaya çalışırken takımla e, saha içinde pek öyle bir imaj sezdirememesi bütün takıma. Oyunu yönlendirmeye geldiğinde akıl, e, aklının yetmemesi diyeyim biraz sağda onu birazcık geri plan etti e, bu konularda. E, bir yandan Lonzo Ball var. Ne Lakers'ta ne işte New Orleans Pelicans'ta istediği gibi hani kendisini off season'da ya da sezon içerisinde geliştirse de bu gelişimini sahaya yansıtacak bir istikrarlı yapı bulamadı. İstikrarlı bir takımın parçası da olamadı. Şimdi Chicago bu istikrarlı yapı bu sene de olamayacak muhtemelen. E buradan işte zincirleme gelecek bir sorunlar dalgası gelebilir. Bu Lonzo Ball'ı etkileyebilir. Lonzo Bola etkilerse bu rotasyon içerisinde oyunu yönlendirecek bir de DeRozan var artık. Üstüne belki burada Vucevic bile katkı verir ama burada kritik konu DeRozan olacak. Kenardan gelecek bir Caruso var. Hani Caruso daha böyle kenardan gelip oyunu ateşleyecek oyuncu zaten. O yüzden zincirleme olarak boldan geriye doğru işte DeRozan'a geldik. DeRozan da abi çok birebir oynamak istiyor. Şuttan kaçıyor. Top elinde fazla kaldı. Hop Lavin etkilendi. Lavin etkilenince ya işte ben hani liderdim. Siz beni yine sallamıyorsunuz. İşte e, kontrolü kaybettik. Ben de artık gideceğim e kadar gelebilir konu. Ve işler o zaman çok karışır bu için. Ama dediğim gibi burada sorun oyuncular özelinde değil. Burada sorun buz takımının koçu olan biri Donovan bu oyuncuları nasıl aynı masaya oturtacak? Ben bunu görmek istiyorum. O yüzden sezon öncesi Bulls'la ilgili patlarlar, of acayip iyi olurlar gibi 2-3 noktada konuşmak çok zor. Zaten oklama sonrası Billy Donovan'ın bir şans daha hak ettiğine inanan taraftaydım biraz daha ki çok eleştirsem de kendimi ki işte stats gibi diğer ya da kovulan koçların birçoğu ile ilgili bu hislere sahip olmasam da Billy Donovan'ın bu hakka sahip olduğunu düşünen taraftaydım. Şimdi o hakkın karşılığını verme zamanı işte Chicago'da. Bir Donovan bunu yapabilecek mi göreceğiz. Ben Chicago'yu yakından takip edeceğim. O yüzden sezon öncesi çok büyük atıp tutmak yerine sezon içindeki bu dediğim durumu bakalım Billy Donovan ne kadar e, bize kanıtlayabilecek. Bu oyuncuları ne kadar aynı masa masaya oturtup aynı anda yemek yedirtebilecek. Birbirine su uzatmalarını, tuz uzatmalarını sağlayabilecek. O zaman ikna olacağız. O zaman daha detaylı bir e, buz konuşacağım. Evet hadi Wizards'ı da konuşalım. Aslında Doğu'da 6 takım konuşup bitirecektim ama Wizards'ta böyle notlarıma bakarken gözüme takıldı. E, çünkü Dinwiddie konusu var. Koç değişikliği var. Açık açtığımız bir yıl var. O yüzden bir göz atacağım oraya da. Önce koçtan girelim. Scott Brooks'tan kurtuldular. Artık Scott Brooks'tan kurtulmanın zamanı gelmişti ve Wes Ansel'da aldılar. Wes Ansel'dan sonra Denver'da, Denver'da ki çok uzun süredir yardımcı koçluk yapıyordu ve Denver'ın geldiği noktada ciddi payı olan ekibin parçalarından biriydi Wes Ansel bence çok iyi bir koç değişikliği. Üzerine gelen özellikle de e, takviye olarak ki geçen sene hiç oynamadı Dean Vidi. Brooklyn'de kalmayacağı düşünüyordu ki ben Brooklyn yerinde olsam Kyrie'yi bir an önce takas edip Dean tutmak isterim. Ama tabii bu artık biraz uzaklaşmışlardı bundan. Dean ayrılması çok muhtemeldi. Ve Dean Vidi de Wizards'la anlaştı. Yani masada birçok takım varken bence Dean Vidi işte Dallas'a da gidebilirdi. Lakers'a da gidebilirdi ama biraz daha ikinci adam yani evet birinci oyuncu olamayacak hiçbir zaman Dinvid'e ama bir, hiçbir takımda ama gerçekten ikinci orada hani sahada durduğunda ya burada bizim ikinci oyuncumuz sahadaki ikinci adamımız diyebileceği bir takıma gitmeyi tercih etti bence ve Washington Wizards oldu bu. Dinwid'i yanında işte tabi Westbrook takasıyla gelen KCP, Harrell ve Kyle Kuzma var ki bu oyuncuların da bakalım ne yapacak hiçbir fikrim yok ama bakalım göreceğiz. Ee, aynı zamanda takas, pardon, sakatlıktan dönecek Thomas Bryant var ki geçen sene iyi başlamıştı ama sakatlık onun e, sezonu kapatmasına neden olmuştu. Bu sene o da iyi döner. Eğer bu parçalar oturursa Wizards bir anda yıllardır e, ki sağda solda adı anılmayan Wizards geçen sene play e kalmıştı. Bu sene daha da ileri gidebilir ki Westbrook, dağınık Westbrook ve öncesinde Wall'dan kurtuldular. Bu da çok büyük bir başarı. Yani Wall'dan kurtulmaları çok büyük bir başarı. Üzerine gelen Westbrook'tan da kurtuldular. Bu daha da büyük bir başarı. Ve şu an kurdukları yapı e, en azından kağıt üstünde şu an iyi gözüküyor. E, özellikle Anselt de buradan iyi bir şey çıkartırsa ve Bradley Beal da aptallık etmez. Takımını yalnız bırakma riskini ortadan kaldıracak şekilde bir noktada hemen olacağını zannetmiyorum ama aşı olursa Washington yine bu sene play'ini yapar. Hatta play'inin üstünü bile zorlayabilir. Dediğim gibi yani orada Yukarıda sorunlar yaşayabilecek bir Philadelphia var. Yukarıda sorunlar yaşayabilecek bir Miami var. Eğer bu takımlar böyle biraz sallanır bir şey olursa kendilerini bir anda ilk altın içine kadar atabilecek duruma gelir. İşte Bulls beklerini veremezse vesaire ya da New York Knicks geçmiş yıla göre daha kötü olursa yani özellikle ilk, ilk sıranın altı baya karışacak gibi duruyor. Ki var. Yani Atlanta da burada. Hani Atlanta'yı bu videoda konuşmayacağım. Zaten onlar da bu ligin stabil takımı haline gelmeye başladılar. Atlanta'yı sezon içerisinde konuşacağız tekrar. Ki benim çok beğendiğim takımlardan biri. Atlanta da buraya dahil. O yüzden Washington'ın tepeden düşebilecek ya da düşebilme potansiyel takımlara karşı da iyi bir performans sergilemesi gerekiyor sezon içerisinde. Ee, peki çıkar mı bu? Şimdi anseldi head coach olarak görmedik. O yüzden onun coaching hakkında direkt bam 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 bir şey diyemeyeceğim ama şu ikili çok iyi gözüküyor. Yani Dean with the Beal ikilisi hem savunma hem hücum, hem işte e, rotasyon, biri kenardayken takımı derleme toplama. işte Hachimura üzerine bir sene daha koyacak. Yazı iyi geçti, olimpiyatlar oynadı hiç fena değildi. Gafford gibi, Harrell gibi e, kenardan gelebilecek Thomas Bryant iyileştikten sonra. Ki Gafford muhtemelen 5 başlayacak. Harrell kenardan gelip biraz daha eski tip sezonu idare edecek. Hani ben Harrell'dan yine playoff'ta hiçbir şey beklemiyorum. Yani Ondan savunma katkısı alamadığınız sürece... Onu tek 5 bırakmak çok büyük risk. Kendisi bunun çok farkında değil henüz ama Lakers da bu riski alamadı zaten. O yüzden oynatamadı. E bunu gelirken de belliydi. E bir tekrar böyle kendini gösterme imkanı yakalar mı dediği herkesin ki benim yine inanmadığım Kuzma. Hepsi böyle ortaya bir şey koyabilirler ki kenardan gelecek yine çok iyi bir şutör Bertans. Yani baktığınızda Dimi de bir yıl ikilisinin etrafında çok ciddi bir hem backup hem parça hem rotasyon oyuncuları var. Yani sezonu çok iyi götürebilirler. Keza KCP de öyle. Yani KCP de kenardan gelip e, standart bir katkı verse zaten işlerine yarar. Raul Neto keza. Yani bütün oyunculardan şu anda katkı alabilecekleri ilk kez yani yıllardır Washington'ı e, çok izlemeyen, çok sevmeyen, izlediğimde de e, boğulan bir yorumcu olarak ilk kez Wizards'ı kağıt üstünde bu kadar değerli toplu görüyorum. Ama tabii işte burada kırılım yaşayacak oyuncuların ne yöne kırılım yaşayacağı çok kritik olacak özellikle Kuzma, özellikle Harrell. Ee, onlar eğer Haçimura da burada hani pozitif yöne giderse Wizards bir anda bambaşka bir noktaya gelebilir. Ee, o yüzden Doğu'nun özellikle ilk altı dışındaki kapışması bu sene çok 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 iyi olacak. Play-in'e girerken e, baya bir takım bence orada birbirlerini yiyecekler. Ki alttan bir sürpriz çıkar mı hiç konuşmuyorum. Orada hani, çok bir beklentim yok. Ama ne olacağı da hiç belli olmaz. bir ekstra bir anda gelebilir. İşler bir anda karışabilir. Yani orada yani kim gelebilir derseniz baktığımızda hani Charlotte Horns keza yine masada. Indiana Pacers işte Rick Carly geldi. Tekrar toparlanıp oraların takımı olabilirler. sakatlıkları iyileşecek. Yani alta baktığımızda özellikle de Brooklyn, Milwaukee, Boston, Philadelphia dörtlüsü ki yani bunlar hiç sorun yaşanmadığını varsayıyorum ki yaşanacaktır. Geri kalan 4 spot için inanılmaz bir savaş dönebilir. Alttan Bulls gelecek, Hornets gelecek. E tabi ki Detroit, Orlando, Cleveland ve Toronto'nun e, pek bir şansı yok. Yine onlar muhtemelen dibin takımları olacaklar ama e, özellikle 7-11 arası bu senede e, geçen sene olduğu gibi bayağı e, çekişmeli, kapışmalı play'ine kadar heyecanlı geçecek gibi duruyor. Deyip doğuyu tamamlıyorum. Şimdi batıya geçelim. Batıda ilk konuşacağımız takım tabii ki Lakers olacak e, Sans'ı tabii şampiyon takım olarak ön almak ister ama Sans'ta çok bir değişiklik olmadı. İşte Şamet ayrıldı takımdan. E, onların hani daha stabil bir durumu var. Belki bu sene biraz daha işte e, Chris Paul'u dinlendirecekleri bir sezon geçirebilirler. E, ki geçen sene bence playoff'larda onlara sıkıntı yaratan oyuncu yine Chris Paul olmuştu. Bunları çok uzun konuştuk. Tekrar girmeyeceğim. Geçen senenin videolarına tekrar bakabilirsiniz. Chris Paul'la ilgili burada beklentilerini bence birazcık kısıp özellikle işte buraya yaptıkları katkıda Alfred Payton geldi, Cameron Payne geçen sene biraz daha çıkış yakalamıştı, Lender Shemet eklediler, kısa rotasyonu biraz genişlettiler. Bu da Chris Paul'un sezonu daha sakin, playofflarda da yer yer dinlenerek daha savunmacı bir beşe döndüklerinde kontrolü kaybetmeyecekleri bir yapıya geçmek istiyorlar ama burada ana sorun tabii onlarda da esnek bir uzun rotasyon olmaması istedikleri zaman kısalabilecekleri bir yapı yok. Buraya katkı yapıp yapamayacakları da onların belki tekrardan e, finale giden yolda e, tökezlememeni sağlayacak bir hamle olacak. Bakalım bunu yapabilecekler mi deyip sansız hızlıca geçiyorum. E, Lakers'a geri dönüyorum. Lakers'ta işler değişti. Yani Lakers'ta tabii şu an beklenti çok büyük. Geçen sene çok sakatlık oldu. Zaten playoff'un ilk turunda daha Davis'i kaybettikleri anda da zaten iş işten geçmişti. Bir önceki sezon yani şampiyon oldukları sezon savunma yapısını kuran oyuncuları shooting yapısını kuran oyuncuları kaybetmelerini çok göz ardı etmelerini çok büyük cezasını çektiler yani bir Danny gidişi ki çok küfür edildi kendisine ama çok küfür edilirken yapmayın etmeyin Danny Green, bakın sahada yaptığı savunma katkısı takip savunması katkısı başka yardım savunma katkısı başka evet kritik anlarda o şutlar kaçtı ama zaten o şutları kaçırmasından daha büyük katkısı var bu takıma derken küfür edilmeye devam ediyordu Denigrine ee, ve takımda savunmada onun gidişi ve diğer oyuncuların da eee Beckrant'ı özellikle özellikle de iyice baş aşağı gittiler ve Davis de kaybedip ilk turda elendiler. Ve çok büyük bir ayak kırıklığı oldu. Şimdi Lakers tarafında da bu ayak kırıklığı olunca ilk hamle bence biraz da sezonu da sürükleyecek. Yani sürükleyecek derken götürecek diyeyim aslında. Sürüklemek yine bu sene Davis'in işi olacak ama Sezonu da götürecek bir kısa bulmaktı ve burada ellerinde yani ellerindeki aparatla diyelim <laughs> aset diyemeyeceğim oyuncuda ellerindeki aparatlarla alabilecekleri en pratik en net oyuncu sanırım Westbrook'tu ve onu aldılar. Şimdi Westbrook'u tartışmayacağım yani Westbrook ben koç olsam takımda isteyeceğim bir oyuncu hiçbir zaman değil. Ha bir döneme hariç bunu çok tekrar ettim. Houston'da Ocak-Mart dönemi olması lazım. 65-70'lere çıktı. Drive'da boyalı alanda, Drive üzerinden ya da sırtı dönük çemberde bitiricinin 65-70'lere çıktı. O muazzam dönem ve içeriği paramparça ettiği, içeriği paramparça ederken dışarıyı takımın dış şutlarına inanılmaz beslendiği, hard'ını rahat ettiği bir dönem vardı. Ultra kısa beşinde, o Houston ultra kısa beşinde inanılmaz iş yapmıştı. Sonra bunu unuttu. Kontrolden çıktı. playofflar geldi ve Lakers'a karşı e, ilginçtir ki Lakers bunu bizzat kendi yaşattı. Yani Westbrook'u ya boyalan o kadar iyi korudular ki yardım savunması o kadar iyi çalıştı ki kanalları kapadıkları andaki işte o Lakers savunması çok iyiydi. Westbrook'u Houston bir kenara itmek zorunda kaldı. Kenara itmekten kastım. Sağda olsa bile köşede bekleyen ve o köşe şutunun ya da kenarda e, sol forvette sağ forvette üst forvette bekleyip Şut atması gereken, oyuncuların olması gereken yerde bekleyip hiçbir şey yapamayan, silinmiş, yok olmuş bir oyuncuya çevirdiler ve üstüne elediler. Şimdi bunu yaşamış bir takım, yaşatmış bir takım Westbrook aldı. Şimdi playoff tarafı zaten bu yüzden çok tehlikeli. Ee, burada hiç umudum yok. Bunu, bunu çok net söyleyeyim. Yani Westbrook inanılmaz bir kırılma. Aa işte Houston dönemine döndüm. Apasso içeriden oynuyorum, içeriden dışarı çeviriyorum. Bütün şutörleri diziyoruz. Birazdan ki ona da değineceğim inanılmaz oynuyoruz kafa yapısına girmezse playofflar için hiç doğru bir oyuncu değil. Şunu baştan söyleyelim. Sezona gelirsek, evet sezonu sürükleyebilir. Geçen sene Washington'da yaptı ama işte geçen seneki Washington Lakers değil. Şimdi burada LeBron James var, burada Anthony Davis var. Burada diğer oyuncuların bu takım uyum sağlaması gereken bir süreç var. Kim bunlar? Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Malik Monk. Yani burada şut bulabileceğiniz bu oyuncuların Bazemore keza ki yani Bazemore zaten hani çok üzerine konuşulacak bir oyuncu değil ama eğer bunlardan şut performansı almak istiyorsanız bu oyuncuları devamlı sahada tutacak kafasını sahada tutacak birine ihtiyaç var. işte Kyrie gibi biri olmaz. Westbrook gibi biri de olmaz. Yani Westbrook'a bu rol biçilir ve skor üretmek yerine yani orta mesafede o berbat şutları denemek kendi üçlüğünü aramak yerine ya açık sahada full çembere giden ya da yarı sahada devamlı boyalı, alan, zor, boyalı alanı zorlayan bir oyuncuya dönüp şutör besleyen bir oyuncu olursa evet sezonu geçer. Sezonu da muazzam idare eder. Lebron ve Davis dinlenecek anları yakalar. Vesaire vesaire. Ha, birkaç sene önceki Westbrook olsa bunu daha da rahat yapardı. Çok tartışmazdım. Sezonu götürecek en net oyuncu. Her şey yapsın sezonda. Ama şu anda daha yaşlı. Sakatlanma potansiyeli var. Playoff'lara girerken sakatlanması Lakers'ın da işine gelmeyecek vesaire. O yüzden çok böyle sırat köprüsünde aldılar yani. Yani oraya geçebilecek mi geçemeyecek mi? Westbrook gerçekten hiç 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 emin değilim. Güvenmiyorum da. Ama konu şu ki rotasyon ne olacak? Yani burada bir de Carmelo ve Trevor Ariza ikilisi var. Ariza'nın şimdilik dönüşü belli değil. Bu arada Orton Takır da sakatlandı. Onda timeline henüz açıklanmadı ne zaman dönecek. Burada Carmelo Anthony'e Biraz daha öne çıkabilir. Özellikle ilk 5 çıkma şansı olabilir. E, Anthony Davis'in 5'e geçtiği ihtimallerde. E, bence sezonu artık e, tartışmasız bunu tartışacak bir yanı yok. Direkt tek uzun oynayarak geçmesi lazım. Arada DeAndre Jordan'ın girip böyle 10 dakika 12 dakika ya da Dwight Howard'ın işte toplam ikisinin ya da 15 on dakika onu dinlendireceği periyotlar yaşanabilir. Bu, bu normal. Bu Allah'ın emri zaten. Ama diğer tarafta artık Beyinler yanıyor. Alev aldık. Playoff'lar geldi. Nasıl bir rotasyon olacak? Yani Westbrook'u barındırmaya çalışırsanız. Westbrook, LeBron, Davis yanına hangi ikiliyi koyarsanız. Belki Monk-Melo. Belki Reza Melo. Belki Reza-Monk. Ya da işte kendilikten sağda. Bilmiyorum. Yani şu an hiç hiçbir, hiçbir öngörüm yok bununla ilgili. Sağda görmen hiçbir şey diyemem. Ama buradaki her ihtimalde İnanılmaz tıkanıyor Lakers. Hayal etsenize yani Davis'e boyalarına indiriyorsunuz. O kadar kolay ki yardım getirmek. Şimdi Davis topu seçeceği noktayı aman abi Westbrook'un tarafından almayayım. Lebron James'in tarafından alırsam daha böyle biraz daha uzak alayım ki Lebron benden end oynarsa çembere kadar bir alanı olsun. E, hemen yardım geldi. Davis tıkandı. Mesafe ayarlayamadı. Çevireceği iki şutör var dışarıda. Onlar da o gün gününde mi değil mi ona bakacak. Buştöler, Lebron Westbrook olmayacaklar. Yani gerçekten sahada kontrol etmesi e, ve planlamasını yapması çok zor bir rotasyon. Ha şu olabilir. E, Westbrook'u eğer cidden kenara atabilecek olurlarsa, sert davranıp artık böyle dediğim gibi eller yanarken, playofflar yanarken, o zaman işler değişebilir. E, yani ritmini bulmuş, pardon temposunu bulmuş bir Carmelo, çok güvenmesem de iş görebilir. Hani böyle bir 3 şutörün net olduğu LeBron'la Davis'in yanında. Çünkü Davis'i dışarı çektiğiniz zaman eğer bu oyunculardan da delicilik takviyesi alamazsınız yine tıkanıyorsunuz. Diyelim ki Davis'i çektiniz. Bu sefer savunma dışarı yıkıldı. Kısa bir 5 var karşınızda. E Westbrook tamam burada iyi bir drive edecek ama üst üste bu kontrolü kaybederse... Dur baba ben giriyorum deyip takımdan koparsa sıçtınız. Yükü Lebron'a verseniz Lebron eskisi kadar burada e, net oynayamıyor artık. Bunu görmeye başladık. Rahatlıkla boy alana girmesi çok zor olacak. E, kim gidecek? Nan mı gidecek? Monk mu gidecek? Ben mi gideceğim? Yok. O yüzden Westbrook'la da olmuyor, Westbrooksuz da olmuyor gibi bir durum var Lakers'ta ve bunu yaşayacaklar. Ve bu rakipler eğer doğru stratejiler yaparlarsa, savunmada özellikle... Tabii hücumda da bu çok kritik onlar için. Doğru stratejiler yaparlarsa Lakers çok zorlanacak. O yüzden Westbrook'un bir an önce nasıl oynayacağına karar vermesi lazım. Ki sezon öncesinde hemen de su kaynattı. Ya işte sorunlar çözülmüş gibi değil ama herhalde sezonda çözeriz falan. Dur abi sen artık oyuncu değilsin. Ne sorunu? Sen sen ne diyorsa onu yapman lazım. Burada eğer bir şampiyonluk istiyorsan bu takımın oyun kafasına girip Davis'i önderliğini alıp öyle devam etmen lazım. LeBron James'in bile artık kendisini biraz geri alma vakti geldi, özellikle sağdaki konularda. Ha, şu ihtimaller olabilir: LeBron Davis-Kiris'in e, tamamen işte belki uzun rotasyonunu paylaştığı anlar gelebilir. Westbrook kenara tip ikisinin yine e, farklı rolleri aldığı anlar gelebilir. Onları da göreceğiz. Lakers için gerçekten çok zor bir sezon onları bekliyor. Yani playoff'a kadar ha tabii bir de geçen sene gibi onlar da Miami gibi aynı sorunu yaşamışlardı. Sıralama konusu yani bu sene geçen sene gibi play'inde kalır. Yukarılarda bitiremezlerse ki işte hani aslında bu sene şanslılar. Hani Jazz, Suns, Denver yine tepede kalabilir ama işte Clippers'ın işi bu sene biraz daha zor. hava yok. Dallas ne olacak belirsiz. Jason Kidd öndendi. Birazdan konuşacağız. Portland keza yine geçen seneki gibi ne kadar yukarıda kalabilir belirsiz. Memphis arkadan gelebilir. Golden State arkadan gelecektir. New Orleans keza kendini toparlayabilir. Alttan gelenler üstten düşecekler derken yine Lakers böyle arada bulabilir kendini. O yüzden Lakers'ın sezonu iyi götürmesi de çok kritik. İşte burada West değerli olabilir. Bunu da, bunu da net söylemem lazım. Sezonu götürüp en azından Lakers'ı ilk üç içerisinde ya da ilk dört içerisinde bir yer kazandırmak rolünde faydası olabilir deyip Lakers'ı geçiyorum. Ha bu arada Rondo da eklendi. Rondo da keza yine sezonda ve playofflarda onlara faydalı olacaktır ama burada kritik yer. Yine Westbrook. Yani Westbrook'un şu yaşta bile koca Lakers'ta e, kritik adam olması da bir yandan da ilginç. Yani be bekler miydiniz desem ben beklemezdim. Artık iyice böyle Wizards'da sürünmesini düşünüyordum ama Olmadı yine bir şansını buldu. Umarım bu son şansını iyi değerlendirir. Evet Clippers'da devam edelim. Clippers'ta bu sezon ne olacak? Kavay yok. Kavay muhtemelen oynamayacak. Ee, yani çok çok düşük ihtimal her şey iyi gitti. Playoff'lara yetişir oynatırlar mı? Ama riske gireceklerini zannetmiyorum. Yani %100 recover olsa bile Playoff'lar gibi yoğun bir dönemde Sezon oynamamış bir oyuncu tekrar e, Oynatmaya çalışmak büyük risk. Bunun sorunlarını geçmiş yıllarda birçok takım yaşadı. Bir sene daha kaybetmemek için bir pre kazanıp bir sene daha Kava'yı kaybetmek ki kazanacakları da şüpheli. Pek doğru bir hamle olmayacaktır. O yüzden Kava'yı yok sayıyoruz şu anda. Ama bir yandan da Clippers'a bakınca iyice böyle bir mezarlık gibi oldular. Bir graveyard gibi oldular. Neden diyeceksiniz? Daha önce de Brooklyn Nets böyleydi. Atkinson dönemi e, böyle daha diğer takımlarda dışlanmış. Ötekilerin takımıydı Nets. Bunu iki oyun podcast döneminde de birkaç kez dillendirmiştik. Şimdi biraz daha Clipper söyle. Neden öyle? İşte geçen sene Batum'u aldılar. Batum'u yeniden dirilttiler ve ondan gerçekten playofflarda da savunmada çok ciddi e, fayda sağlayıp Utah'a Utah'a seviyelere geldiler. Şimdi bu sene takıma ekledikleri Winslow var. Yine keza geçen sene yine dirilen Reggie Jackson nasıl devam edecek soru işareti ama iyi devam ederse işler karışır Bledsoe keza Bucks'da ve Bucks sonrasında artık adı unutulmuş bir oyuncuya doğru gidiyordu tekrar onu diriltebilirler özellikle de Kavai yokken Paul George'un üzerine büyük yük düşüyorken Reggie Jackson, Bledsoe ikilisi kısa rotasyonunu kendileri de takımı da dirilterek devam ettirebilirler iyi bir hale getirebilirler kısa rotasyonunu e Justice Winslow geldi. O da zaten sakatlıklardan boğuşuyor. Uzun süredir ortalıkta yok ama çok iyi bir parça olabilecek potansiyeli hep vardı. Hep de olacak. E, Terrace Mann geçen sene özellikle de Lou'nun çok iyi parlattığı bir oyuncuydu. E, annesinin de Woman NBA tarafından gelen bir koç gözüyle ona verdiği destekle çalıştırmasıyla off-season'da da, saha dışında da kendisini çok iyi geliştiren bir oyuncu olmasıyla Lou'nun da verdiği şansla bayağı iyi olmuştu. Şimdi bu oyuncular eğer üzerine koyarsa işte e, Tennis Man gibi geçen sene yani Reggie Jackson gibi oyuncu üzerine koyar. Paul George geçen sezon playoff'lara başlattığı o Redemption, o arınmayı o e, kefareti ödemeyi daha da üst seviyeye çekerse e, Clippers yine tepelerde kalabilir. Kavaysız da olmalarına rağmen. Ama tabi kavaysız ne kadar gidebilirler kritik anları çözmede. İşte burada Paul George'a çok yük binmişti geçen sezon ve olmadı. Gidemediler. Bu sene de zor, hani e, Batı finali görmeleri bile çok zor olabilir onlar için. Ama daha değerli toplu bir yapı kurup bu sene savunmanın daha da oturduğu, hücumun daha netleştiği, e, bu daha ötekileşmiş oyuncuların dirildiği bir yapı kurup üzerine kavayı koydukları zaman bence işte tam böyle e, olgun Clippers mevsimine geleceğiz. yani tam dalından kopacak Clippers olabilirler. Bu sezon onlar için bu açıdan bence çok önemli. Evet, şampiyonluk, playoff, batı finali vesaire demiyorum ama bu sezon bu yapıyı oturtup diğer oyuncuları diriltirlerse, Markus Morris de hala takımda, gelecek sezon tam böyle dalından kopacak hale gelebilirler, olgun bir hale gelebilirler. Biraz daha bununla bence uğraşmaları gerekiyor. Lu'nun da ben bunu kafaya takacağını düşünüyorum ki Lu da benim gözümde kendisini de değiştirerek ki bu kadar kısa sürede bence kendi kafa yapısını, oyuna bakış açısını çok iyi değiştirdi, değiştirdi. Ee, hamle yapmakta diğer birçok koç sıkıntı yaşarken ki kendisi de başta yaşıyordu. Daha yavaştı, daha sert, daha nitelikli hale geldi. Tabii bunda asistanların da katkısı var. Umarım bunu da sürdürür. Hani e, bu tarz keskin kararlar alması aslında Creepers'ı biraz dileri taşıdı. Bunu da bu sezon devam ettirmeleri gerekiyor. Ama onlar için dediğim gibi bu mezarlıktan yenilendirilecek oyuncular kimler olacak ve dirildikleri zamanda geçen seneki gibi katkı alabilecekler mi? Bunu merakla bekliyorum. Clippers'e yine sezon içerisinde daha fazla konuşacağız. Dallas'a geçelim. Dallas'ta işler <laughs> işler bence biraz karışık. Neden? Jason Kidd. Şimdi Jason Kidd zaten çok tartışmalı bir isim uzun süredir. Hem Nets dönemi hem Bucks dönemi hiçbir zaman güven vermemişler rağmen biraz da kendi komitesinin kendi çevresinin de e, hype ile gazıyla desteğiyle hep e, bir seviyede kaldı. Lakers'ta da asistan koç olarak iyi bir iş çıkardı. E, en azından kağıt üzerinde çıkardı. Ama iş Heat'e geldiğinde hele de Dallas gibi bir takıma geldiğinde ki e, konu biraz da hemen Doncic'e geliyor. E, i̇şler çok zor. Yani Doncic özelinde bu durum için daha da zor. Neden? Daha sezon başında geçen sene bence çok aptalca olan, hani biraz basının yaklaşımı bence burada çok saçmaydı. Ya işte Doncic e, to, top paylaşımında sorun yaratıyordu. Yani ligin herhalde en e, rahat asist yapan, asistlerinin en çok sayı çıkaran bir oyuncuya top paylaşımı ile ilgili e, eleştiri yapmak biraz saçma. Ha? denen şu tabii şunu anlıyorum. Yani diğer oyuncuların da eline biraz daha süre olarak top değisinden bahsediliyor orada. Anlıyorum ama bu takımın yapısıyla ilgili bir şey. Şimdi biz yıllardır Clay övüyoruz. Golden State övdük şampiyon oldukları yıllarda. Ellerinde top ne kadar kalıyordu? Yani Curry dışında Curry'nin bile top elinde kalmanı da daha mutlu. Yani. O yüzden buradaki sorun Doncic'in topu paylaşması, paylaşmaması diğerine top değmiş, değmemiş bunlar değil bir kere burada çok yanlış bir teşhisle başladı konuya Jason Kidd ve artık takımdaki diğer ekip kimse neyse. Belki QB'ne kadar giden bir süreç olur ama QB'nun ben Donçic'e çok dokunacağını zannetmiyorum. O arada Kokoshkov geldi. Fenerbahçe'den ayrıldı ve Donçic'e yakın bir isim olarak, Sloven isim olarak asistan koç eklentisi yapıldı ve Kokoshkov takıma geldi. Fenerbahçelere üzüldüler. Tabi hak veriyorum onlara Gerçekten iyi bir takım yaratmıştı geçen sene ama bu işlerde böyle yani NBA kapısı açılıyorsa koçlar da oradan geçiyorlar. Avrupa'da kalmayı çok tercih etmiyorlar. Dönersek ki de e, bu teşhisten sonra ilk tepkisi de dedi ki Porzingis'e daha çok top vereceğiz. Porzingis daha çok şut atacak. Onu daha farklı kullanacağız. Beşe sınırlamayacağız. Vesaire. E şimdi sen burada Porzingis'e ne vereceğim dedin. E bu iki gün sonra Tim Hardaway ben de zaten atacağım tutacağım diye kontrolden çıktı diyelim. Bu takım için elinden çıktıkça, top elinden çıktıkça aklı çok yüksek bir takım değil. Bunu geçen sene yaptığım Dallas Clippers maçları analizinde görebilirsiniz. Orada bayağı uzun konuştuk bu konuyu. Güzel bir video oldu. Ona bir bakabilirsiniz tekrar. Ciddi bir e, akıl tutulması yaşıyorlar. Her elinde için yanında atıyorum, Dimvidi olur ya da Draymond Green olur. Dersin ki tamam abi Doncic'i biz biraz kullanalım. Hani topu versin gitsin son belli bir sürede alsın bire bire kalırsa alsın hem yani pasif dinlensin hücumda savunma denersin toplar sağ içinde dinlenecek hali olur. Bak bunlara hak veriyorum. Ama yok. Alamadılar da. Yani Jalen Brunson değil bu oyuncu. Ya da işte aşı karşıtı Trey Burke değil. Ya da Tim Hardaway Junior değil. Sadece şut atmak için orada bulunan Reggie Block değil. Porzingis Stitch değil. Uzunda da yok böyle biri. Yani Dwight Powell'a tekrardan 5 rol verecek. Dwight Powell her sene bu rol alıp içine sıçan bir oyuncu. Olmuyor yani. Backup'tan geldiği zaman okey bir şeyler veriyor ama ilk 5 başlayıp da ana uzun olacak oyuncu değil. Ha, Moses Brown var. Biraz daha güvenilebilir. Geçen sene Oklahoma'nın son döneminde aşırı iyi bir reboundçı olduğunu kanıtlamıştı. Ama geri kalan şeyleri daha kanıtlamadı. Savunmada ne kadar iyi, hücumda ne kadar katkı verebilecek. Üst seviyede bunları henüz kanıtlamadı. İyi bir reboundçı mı? Evet. Tabii ki burada yine Kleber'ı kullanacaklar mecburen. Ama Kleber'a da çok yük binince o da sakatlanıyor. O yüzden hani burada Donch için elinden biz topu alacağız diyorsanız Donch'a de şunu ikna etmeniz lazım. Evet abi sen yokken de bu takımın aklı, zekası, kafası çalışıyor. Hayır çalışmıyor. Şu an ona ikna almaz. E ne olacak? Sağ içinde bunu siz yapmaya çalışacaksınız. Donch hiçbir noktada delirecek. Bu sefer topu hiç vermeyecek. Daha fazla birebir oynamaya çalışacak. Çünkü ne olacak? Bu sefer oyuncular inatlaşacak. Topsuz oyun daralacak. Porzingis doğru yerde olmayacak. Tim Hardaway doğru yerde olmayacak. Kleber doğru yerde olmayacak. Sıkıntı çıkacak. O yüzden bence ki çok yanlış bir adımla başladı. yani Don çok yakından takip eden, bilen biri olarak da bunu söylüyorum. Oyun stili, coaching gözüyle de bunu söylüyorum. Onu da ekleyeyim. O yüzden bu tatsız. Ha, bu gitmez. Çabuk vazgeçerler. Porzingis takaslanır hatta ki ona da market bulamadılar bence. Hani sezonda biraz parlatalım. Şu da olabilir. Ki bunu da böyle çaktırmadan ya kitçim parlatalım birazcık da hani bir pazarımız olsun da demiş olabilir. Amenna. Bu da bu çalışır. Takas edilir. Başka bir yapıda kurulabilir. Sezon içinde bunu göreceğiz ama e, şuna katılıyorum tabii dediğim gibi. Doğan pasif dinlendirecek bir yapı şart ama bu kısalarla değil. ...Timardive ile, Mimar ile olacak iş değil. Ya da Nidikina ile olacak iş değil. Şimdi Nidikina'yı muhtemelen aldılar. Biraz öyle kullanmak... ...isteyecekler. Savunma yönü de var. Hücumu da idare etsin diyecekler ama... ...öyle bir gelişim gösteremedi o da yani. Ona da güvenemezsin. O yüzden burada... ...işler karışık. Hani böyle geçen sene... ...almadıkları Sadık Bey gibi belki uzun vadede... ...oyununa da yön verebilecek... ...kapasitesi olan bir oyuncular olsaydı... ...belki tartışılabilirdi. Ama şu kadro ile bu çok zor ve bu... ...yani Kide güven çok hızlı düşebilir. Ha dediğim gibi sezonu rörentide başlarlar. İyi gider. Sezonun o düşük giden havasıyla Porzingis biraz parlar. Takasa konu olabilir. Vesaire vesaire durumlarında evet. Bu konuda çalışabilirdi ama ben düşük görüyorum. Onun dışında bu sene eklenen Sterling Brown, Reggie Block ikilisi bence Dallas'ın özellikle playofflarda rotasyona iyi katkı verecek. Özellikle savunmaya iyi katkı verecek oyuncular. Üçlük olarak da bloktan iyi katkı alacaklardır. Moses Brown keza aynı şekilde iyi bir reboundçu. Rebound sorunu çok yaşadıkları dönemler oldu. Burada da ondan da katkı alacaklarını düşünüyorum. Onun dışında zaten Dallas'ta çok çok ciddi bir değişiklik olmadı. Ama dediğim gibi ana değişiklik sağda gördüğümüzde belli olacak. Kidd'in oyun düzeni, oyun planı Donch için topu kullanma ihtimalini ya da daha doğrusu sayısını düşürecek bir oyun yapısı nasıl yansıyacak? sezonda görmeyi merakla bekliyorum. Bence bayağı heyecanlı günler yaşayacağız orada da. Golden State'e geçelim. Golden State'te son bir kez daha mı sezonu bu sezon mu yoksa bir sezon daha bekleyecekler mi? Yani e, ben çok üzülüyorum Golden State'e. Bence prime dönemlerinde gerçekten Durant de çok acayip bir dominasyonu iki sene daha izlerdik belki de. En az iki sene. Sakatlıklar olmasa, Durant ayrılmasa. Zaten o sene de şampiyon olurlardı. Toronto'dan şampiyonunu alırlardı yüksek ihtimalle ve üzerine iki şampiyonluk daha koyabilirlerdi. Tabii bu şanssızlık, tarihsizlik buna yapacak bir şey yok. Sakatlık bu oyunun kaderinde her zaman var. Hiçbir zaman da kurtulamayacak oyuncular bundan ne kadar üzücü de olsa. Bu sene Clay dönüyor. Clay Christmas'ta da dönecek bu arada onu da hatırlatayım. Evet şu an iyi ama %100 yani Clay'in kendisini paralayarak oynayabileceği ki döndüğünde muhtemelen süre kısıtıyla başlayacaktır dönem Christmas. Christmas'ta gelip All Star arası vesaire derken playoff'a kadar temposunu bulmasını bekleyecekler. Bulabilirdi ama genelde şutör oyuncuların bu kadar uzun aradan sonra e, yüksek tempoda kendi ritimli tempo bulup ritimlerini yaratmaları çok kolay olmuyor. O yüzden playoff'a kadar Golden State'in yeri de iyi olursa yani birazcık kredileri yüksek olursa kritik maçlardan kritik yerlerden uzaklaşmaya başlarlarsa tepede kalıp Klay için daha rahat bir dönem geçebilir. Yoksa sıkıntılı da olabilir. O yüzden hani fantazileri de burada uyarayım. Hani sakat rotasyonunuz varsa alın koyun kenara Klay'i ama çok da güvenmeyin. Dikkat edin. Bu sezon onun için sallantıda bir sezonda olabilir. Ama yani çok da diyeceğim bir şey yok Golden State'le ilgili. Zaten oyun yapıları kafaları belli. Ben Kalevra'dan kurtulmana sevindim. Pascal'dan tabii mecburen çıktılar. Orada iki tane draft'tan Kuminga Moody gibi iki sağlam forvet geldi. Ee, onlar tabii takımın uzun vadeli stratejisinde daha önemli yer kaplayacaklar. Pascal'dan çıkıldı. E, Okey yani kalsa daha iyi olurdu belki. Calibre zaten değer verecek bir oyuncu değil. Ondan kurtulmaları güzel oldu. Onun dışında Evry Bradley eklediler. Bielisa eklediler. Igadala geri döndü ve Otto Porter Jr. eklediler. Bunlar da zaten savunmanın e, konuları bu oyuncular. Savunmada Golden State'i rahatlatacak playoff geldiğinde rotasyonlarını rahatlatacak oyuncular. E Curry zaten geçen sene iyi bir form yakalamıştı. E Wiseman'ın da sakatlıktan şu an e, tarihi net değil onun da iyi dönerse ki üstüne koy yani ne kadar koyabilir bu sene çok emin değilim ama en azından e, uzun rotasyonu rahatlatacak bir oyuncu olacak. Hele de Clay'e gelirse hani oyun iyice açıldığında Wiseman çok acayip alanlar bulabilir. Curry, ...Clay o açtığı alanı çok özledi çünkü. Bizi seyirci olarak da Golden State'te kör de bunu çok özledi. E, Draymond Green de oraya açacağı için... ...Wiseman çok rahat edebilir, çok iyi beslenebilir... ...bütün oyuncular tarafından. E, oyun yönlendirmenin de bir topsuz parçası olarak... ...çok rahat alanlar bulabilir kendisine. Onun da oyunun geliştirmesinin çok faydalı tabii. Keza Jordan Pooley de bu sene... Bir kırılım yaşayabilir. Clay Thompson dönene kadar takımı sürükleyeceğini de bu Burada tek sıkıntı Wiggins kalıyor. Wiggins'in istikrarsızlığı kalıyor. Yani Wiggins'i Wiggins de bence bir noktada sezon içerisinde artık takasın konusu olur mu diyeceğim ama artık kontratı da yavaş 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 sonuna geliyor. Yani daha bir senesi daha var bu sezonun dışında. Yani bu sezon takas edebilirlerse bence çıkarlar. Yoksa seneye artık İyice sürünerek takas etmek gerekecek. Umarım kurtulabilirler. Wiggins şu takıma hiç yakışmıyor. Çok da sırıtıyor. Yani potansiyel hiçbir zaman da sahaya koyamadı. Artık ona güvenmenin de bir anlamı da kalmadı. Yani belki savunmada bir şeyler alırlarsa alırlar. Ya da sezonda belirli maçları götürür. Ama playoff geldiğinde eğer playoff'a da kalırlarsa Curry, Clay, Draymond Green ve sağlıklı bir Wiseman bu dörtlü gençler backup'tan gelecek tecrübeli savunmacılar bu takımı playoff'un böyle tepeye gidecek yeri değil ama diğer takımlara çelme takacak, diğer takımları zorlayacak bir parçası parça sahne getirebilirler playoff'ta. Bakalım göreceğiz Golden State ama bence bu sene bir daha diyecekleri, son bir kez daha diyecekleri sezon olmayacak gibi hissediyorum ama sene Golden State artık son şeyimizde artık emeklilik öncesi bir kez daha şampiyonluğa oynuyoruz kafasına gelebilir. Esas onu bekliyorum. O işte heyecanlı olan kısım. Buradan New Orleans Pelicans'a geçeceğim. Ee, Pelicans'la ilgili aslında söylenecek ilk konu coaching yine orada da işte Stan Van Gundy olmadı. Ee, Stan Van Gundy çok iyi bir yorumcu. Ben çok beğeniyorum yorumculuğunu. Ama o da e, oyuncular iletişim olarak yeni nesil oyuncular iletişim olarak bence doğru köprüleri kuramadı birazcık paslandı da bence. Yani o da böyle sağda sıcak kalmayı seven, daha tepeden yönetmeyi seven bir koçtur. Çok aşağı inemedi bence. Yani çok oyuncuya inemedi. Yani ben gözünün stratejik zihninin kötü olduğuna inanmıyorum Stefan Gendin'e Van ama o da Brass Stevens gibi iletişim sorunları yaşadığı için çok başarılı olamadı. Hatta hiç başarılı olamadı ve yorumcuğa geri döndü. Ve yerine de Willie Green geldi. Willie Green de Suns'taydı daha önce ve Phoenix Sansta bu yenilenen yapı içerisinde önemli bir stafın önemli bir parçasıydı o yüzden coaching değişimin New ilk konu ve Ingram-Zayn ikilisini, Zayn-Williams ikilisini sahada nasıl bir arada kullanacaklar ki Stamfangendi-Zayn'ın boyalı alandan asist potansiyelini çok geç kullanmaya başladı ben buna çok şaşırmıştım sezonun başında bunu hiç iyi yapamıyorlardı Bunları vesaireyi toparlayacak mı? İçeriden dışarıya özellikle o ağırlığı oraya verip Valanciunas'ı da aldılar. Gerçekten dışarıyı çok iyi besleyebilecek, oyuna hareketlilik katabilecek, savunmanın ağırlık merkezini devamlı bozabilecek bir yapıları var. Ama bunu işte ne kadar sahaya yansıtabilecekler göreceğiz. Eklenen oyunculara bakalım hemen. işte Devante Graham geldi, Valanciunas geldi, Satoranski geldi, geri Temple aldılar keza aynı Bulls'tan. Trey Murphy ve Herbert Jones, Herbert Jones da draft'tan gelen oyuncular. Kimler gitti? Adams kaybettiler. Lonzo Ball gitti. Adams kayıp değil aslında. Adams bu takıma niye geldi? Ben hiç anlamamıştım. Burada e, aslında Fre Men burada biraz şans oldu. Memphis artık kendi e, gelecek yapısına yol açmak için Valenciennes'tan vazgeçti. Adams'ın da zaten bir yıllık kontratı var. Onu da bir, muhtemelen bir noktada salacaklar. E, ya da ...düzeltin ya da bir yıl gibi kaldı ama sanki... ...extension almış mıydı şu an hatırlamadım ama... ...yine de ben e, Adams'ın da Memphis'ten... ...ayrıcağını düşünüyorum bir noktada ya da rotasyonda kalır... ...en fazla. Valençunas... E, ...tam tersi olarak da... ...New Orleans'a iyi bir katkı verebilir. Çünkü artık dışarı çıkabilen bir oyuncu... ...o da. E, Savunmada da büyük uzunluğu... ...rakiplere karşı katkısı olacaktır ama... ...rakip esnediği zaman... ...ne olacak konusunda işte orada artık... E, Zayn'ı kullanmak, biraz daha işte Jackson Ace'i tekrar devreye almak hani artık ondan da bir şey beklemek vesaire bir konular gündeme gelecek. Burada koçun e, bu konuları çözmesi için bence bu sene bayağı bir vakti olacak. O yüzden bu sene de New Orleans'den çok büyük bir şey beklemiyorum ama yani e, Mikael Alexander, Walker, Ingram Zayn Williams hani, e, Deontay Graham'dan da de çok beklenmiyor. Bu üçlünün uyumu ne kadar artarsa ve kenardan gelecek parça kısa rotasyonu bayağı genişledi bu durumda. Yani Graham, Kiralayev Kira Jr, Satoranski, Nicky Alexander Walker burada inanılmaz bir kısa döngüsü var ama oyun yönlendirmeyi de tamamen e, kısaların üstüne yıkmamak lazım. Çünkü Ingram'ın da bu potansiyeli yüksek, Zane'ın da bu potansiyeli var. Bu ikilinin özellikle drive'larla içeriği e, dışarıyı beslemesi, e, drive and kick'leri çalıştırması onlar için çok önemli olacak. Bakalım nasıl bir yapı kuracak New Orleans'ta da Will Green merak ediyorum. Bu sene yine Memphis'le beraber böyle genç potansiyeli olan ve artık kırılım beklenen takımlar olarak gördüğüm Memphis'le beraber New Orleans'ta bayağı takip edeceğim ve sezonda daha detaylı konuşacağız. Phoenix'i konuşmuştuk. Son olarak da Utah Jazz'e geliyorum. Batı'da Utah Jazz'de aslında burada şunu söylemem lazım. Çok mutluyum Erdemcan için. Can'la bundan e, yaklaşık iki sene önce ikili oyunda bir podcast'imize davet etmişti. Kırmamıştı, gelmişti kendisine. O seneki coaching konferansında, uluslararası coaching konferansında seminerinde pardon dinlemiştim. O seminere ben de katılmıştım bir koç olarak. Bayağı da güzel bir seminerdi. Orada da zaten kalitesini belli etmişti. Oyuna bakışı, vizyonu, e, de olan e, yılların e, getirdiklerini falan çok iyi yansıtmıştı orada da, seminerde de. Ve yıllardır da zaten Utah'la yaz liginde e, dahil oluyordu, davet alıyordu. Hem NBA Fenerbahçe Köprüsü için de çok önemli bir oyuncu e, koçtu, çok önemli bir isimdi. Hem de artık kendisi de şunu kabul etti yani kendi ağzıyla söylemişti NBA'den de böyle geldiğini. Fenerbahçe neredeyse NBA'in 31. takımı gibi konumlandırmıştı e, gözlerinde. Biraz Erdemcan'ın da katkısı bunda vardı tabii ki. Ve bence çok hak ettiği bir rolü de sonunda Utah Jazz'den aldı ve direkt sanırım Türkiye'de ilk yani Türkiye'de ilk kez bir koç direkt bir asistan olarak bir staff'a dahil oldu. Çok çok değerli ve Erdemcan'ın başarılı olacağına %100 inanıyorum. Çünkü vizyonu gerçekten çok yeterli. Ha ileride head coach olur mu? Zaman gösterecek. Yani NBA'de bu iş gerçekten zaman işi. 10 sene, 15 sene Kokoşkov da uzun süredir orada Avrupa'da bir Avrupalı olarak. Tabi daha önce Avrupalı Amerikalılar hep oradaydı ama direkt bir Avrupalının e, zaten kısa sürede asistandan hede geçmesi çok zor. Ki Amerikalılar için de zor bir durum ama e, hani Jason Kit gibi şeyiniz varsa <laughs> kamuoyunuz varsa ya da böyle sizi destekleyen e, bir boomer kitleniz varsa tabi olabiliyor da belli olmuyor bu işler. Neyse şaka bir yana ben Erdem Can'a tekrar tebrik edip buradan e, çok başarılar diliyorum. Umarım e, uzun vadede, kısa vadede zor ama uzun vadede head coachlukta da görürüz onu. Deyip Utah ceza geçelim. Hani Utah'la ilgili aslında konuşacağım tek bir konu var. Zaten yapısı, e, sistemi, oyuncuların kafa yapısı, e, Quinn Snyder'ın sahaya koyduğu vizyon bunlar yıllardır oturmuş. Net bir takım ama Utah hep işte bir adımı atamıyor. Yani sakatlık yaşıyor, rotasyonda sıkıntı yaşıyor. Geçen sene Clippers'a karşı bunu yaşadılar. O son adım gelmiyor bir türlü. Onu da fark ediyorlar aslında ve bu sene o yüzden hani Rudy Gober'in özellikle sezonda da artık biraz daha dinlenmesini sağlayacak belki de. İşte Hasan Weisselt gibi bir hamle yaptılar. Çok önemli değil ama burada daha kritik olan Eric Pascal. Pascal da biraz ve Draymond Green gibi kısa olan ve kısa rotasyonla oynayabilecek bir oyuncu. Tabii o kadar sağ vizyonu yüksek biri değil ama şutunu kullanabilen, dışarı çıkabilen karşısına Batum gibi bir oyuncu geldi onunla eşleşebilecek. Yani çünkü Gober'i dışarı çıkarmadan savunma yapmaya çalışmışlardı. Bununla ilgili de detayları bayağı paylaşmıştık o seride. Paylaşmıştım daha doğrusu. ve çok ciddi zarar görmüşlerdi Clippers'a karşı. Şimdi karşına tekrar böyle bir sorun geldiğinde ya da işte Davis gibi dışarı çıkabilecek hareketli uzunlar geldiğinde Gober'in ağır ayakları sorun olmaya başladığında buraya esnek tutacaklar. Hani burada Boyan'ı bile ne bileyim Erik Pascal'ı bile zaten kullanacaklar. Boyan'ı bile kullanmaları gerekli. bakalım ne yapacaklar. Bu hamle ilgimi çekiyor. Azık maçlarında kullandılar. Hani takımın genel yapısı çok etkilenmeyecek ama playoffların kritik anları geldiğinde tabi bu bahsettiğim 40 dakikalık olacak bir şey değil yani 5 dakika 10 dakika size seri yetirebilecek o kritik anlarda rakibin hamlelerine karşılık verebilecek hamleyi doğru okumuş koynsındaydı ve oraya bir katkı yapmış Rudiger de var bu arada takımda ama Rudiger'in zaten şu an bir sakatlığı var o da ne alırlar bilmiyorum ama o da tabii ki performans olarak playofflarda katkı verebilecek bir oyuncu Derek Favorsan'da çıktılar George George, George Niang da çıktı burada. Ee, hani çok başka bir hani takıma büyük impact yapacak bir kayıp ya da katkı yok. Erik Pascal dışında dediğim gibi hani Hasan da sezonda kullanabilecek bir oyuncu. Ha şu sorun olabilir e, ee, Utah'ta. Geçen sene Mike sakatlanınca o oluşturdukları ritim çok bozulmuştu. Ee, Donovan Mitchell'ın üzerine çok yük bindi. Donovan Mitchell'da biraz burada ırpalandı. Şimdi Donovan Mitchell'ın da bence bu sene artık breakout falan tartışmayacağım tabii de mental olarak kendisini üste çıkaracağı bir sezon olabilir. Kanlı'nın de e, düşüş yaşayacağı bir sezon olabilir. İşte bu dengeyi yakalamaları lazım. Kanlı'yı belki sezonda idare edip playoff'a daha canlı sokmak e, sezonda Donovan Mitchell'ı daha böyle e, kendisine mentor olarak güçlendirecek şekilde daha böyle bir e, baskın karakter olarak yönlendirmek onlar için çok 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 önemli. Quinn Snyder ve Erdemcan e, Staff'taki Erdem Can'la bakalım bu konuları nasıl çözecekler merak ediyorum ama Utah e, yine bu sezonda e, rahat bir şekilde tepede kalacaktır diye düşünüyorum. Bir sakatlık olmazsa deyip Batı'yı da bitirdik. E, aslında ama çok ufak bir Memphis'e de değineceğim. Memphis'i de bence bu sene takipte kalın. Memphis'le ilgili sezon öncesi çok konuşacağım bir şey yok ama sezon içerisinde bence bol bol Memphis konuşacağız. Özellikle geçen sene play-in'lerde e, ki kırılmaları oradaki yaşadıkları ve tecrübeleriyle beraber bence çok tatlı bir takım haline geldiler. Çok ciddi potansiyelleri var. Özellikle Jay Morant'ın canlı yayındaydık hatta onu da izleyen hatırlar. Şut atmadığı her pozisyonda delirirken bir sonraki seride bir anda şut atan bir oyuncuya ya bir, bir anda o bütün sezon yakalayamadı kırılmayı işte o mental bir bir maçta yapınca çok acayip bir hale gelmişti. Umarım bu sezonu sürdürür. Üzerine ko koyar. Jaron Jackson Jr. tekrar sakatlanmaz ve onu da takip ederiz ki benim çok beğendiğim bir oyuncu. Çok da geniş bir kadroları var. O yüzden hani Batı'da da mutlaka takip edin diyeceğim takımlar arasında. Denver'la ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok zaten. E, Cemal Murray bu sezon olmayacak. Onları daha sezonda takip edeceğiz. Portland'la ilgili de keza çok bir şey eklemek istemiyorum şu anda. Onları da sezonda görmek istiyorum. O yüzden Batı'da da başka e, hani üzerine detaylı konuşacağım bir takım yok. Muhtemelen yine Sacramento, Minnesota, Oklahoma, Houston e, dörtlüsü. Ligin dibinde kalmaya aday dörtlü geçen senink gibi. Ha burada ne farklı olabilir? E, belki Oklahoma ve Houston o gençlerin dönem dönem parlamasıyla son ikide kalmazlardı. Üstte tırmanabilirler. Ha burada Alperen'e bir parantez açmam lazım ama az, az kaldı unutuyordum. Alperen'e ufak bir değineyim. Alperen bizim altyapılardan beri benim kanala bakarsanız biraz aşağıda kalmıştır o video. 3 sene öncesinin falan olması lazım. U18 takımlarında, U16 takımlarında, milli takımlarında Alper'in konuşmuştuk. O zaman da hep şunu diyordum. Yani bu oyuncuya nasıl şut attırmıyorlar? Bu oyuncuya nasıl pas yaptırmıyorlar? O kadar kuru kafa, o kadar artık örümcek ağa tutmuş bir zihniyet var ki milli takım coachinginde. Çok harcanandı, çok belliydi orada. Boyalı anda yine ağırlığını çok iyi koyarken çok ciddi potansiyelinde çok ciddi bir kinetik enerjiyi de kaybediyordu boş yere. NBA'de bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Çok eminim ki yazlık maçları hemen bunu hissettirdi. Ee, çok ciddi bir pas potansiyeli var. Oyunu yönlendirebilir. Şut potansiyelini geliştirebilir. Bunlar hepsini yaptığında Alperen bence beklenenden de iyi hale gelecek ve şunu da söylüyorum. Eğer olmazsa da hiç üzülmem Alperen'i seviyorum çünkü. Yani gelip tartışırız yine ama Ondan önce seçmeyen takımlar bence pişman olacaklar zaten ama pişman olma süreleri de kısalacak gibi hissediyorum. Ama göreceğiz. Ee, dediğim gibi sezonda videolar devam edecek. Sezon öncesi biraz daha öne çıkan hareketleriyle yani oyuncu hareketleriyle, koç hareketleriyle öne çıkan takımlara öncelik verdim. Detaylı konuştuk. Daha fazlası dediğim gibi sezonda gelecek. Onun dışında zaten gündem videoları da en devam edecek. Artık başladık aşı karşıtı ile ilgili kavga etmeye bütün sezon devam edeceğim buna hazır olun <laughs> yok yok şaka yine çok büyük bir olay, olay olursa konuşacağız tabi ama bir yerden sonra artık kabak tadı veriyor ve yoruluyor insan da daha aynı şey konuşmaktan umarım bir an önce çözülür bu konulara deyip daha böyle neşeli şen şakrak gündem videoları ve bu arada farklı analizler de gelecek bu sezon biraz daha disiplinli olarak daha kısa daha kompakt analiz videoları da atmak istiyorum. Bakalım ki daha kısa daha kompakt dediğiniz zaman oradaki yük artıyor. Yani bir şeyi uzun yapmak aslında daha kolay. Kısa yapıp üzerine metinler yazıp çok şey anlatmak daha zor. Çünkü çok daha geniş bir havuzu tarayıp çok daha fazla pozisyonu ve anı incelemeniz ve onların kesitini almanız gerekiyor. Bu da bayağı yük yani söz veremem ama bunlarla biraz daha uğraşacağım. Belki de orada da e, daha güzel içerikler, sizin daha rahat tüketebileceğiniz kompak içerikler gelecek. Değil. Takipte kalın, paylaşın, algoritmayı da tokatlayalım. Çanla tıklayın. Artık yeni sezonda görüşeceğiz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.